İstanbul'da seçimler yenileniyor sevgili seyirciler. YSK'nın kararı, evet, bu YSK içerisindeki AK Parti üyesinin önce Twitter'dan bildirdiği, daha sonra da bütün ayrıntılarıyla sizlerle son dakika bilgileriyle paylaştığımız bu bilginin detaylarını burada tartışıyoruz. Süreçten bahsediyorduk. Acaba süreç yanlış mı yönetildi? Hemen bundan bahsederken, şimdi reklam arası verdiğimiz zaman da iki parti tarafından da iki taraftan da hep böyle sakinlik, değil mi? İtidal çağrı değil ama buna yönelik bir takım açıklamalar var. Şimdi Sayın Kerkitlioğlu, sizin sözünüzü virgülle kesmiştik. Mutlaka vermemiz gereken bir şey vardı, reklam vardı. Hı hı. Bu süreçten bahsediyorduk. Evet. Acaba kötü mü yönetildi, bundan sonra nasıl yönetilebilir diye. Hı hı. Şimdi hemen arkasından da arka arkaya Twitter'a düşen partilerin yöneticilerinden sükunet, aman bir duralım, aman bir bekleyelim, bir gerekçeli kararı yani tam görelim. Hayır, 30, şu var, tablo şöyle, 31 Mart seçiminden sonraki tabloyla, şimdi YSK'nın yaptığı açıklamadan sonraki tablo arasında dünya kadar fark var. Bir kere gerginlik açısından, itidal açısından çok farklı. Çok daha şu anda bence itidalli açıklamalar var. Belki hani çok daha gergin olması beklenen açıklamaların çok daha ağır başlı açıklamalar olduğunu görüyoruz. 31 Mart seçiminden sonra bugüne kadarki süreçte bence özellikle YSK üzerinden yürütülen tartışmaların çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum ben. Yani parmak sallayarak bir yere varamazsınız. Burası hukuk devleti. Yargıyı baskı altına almaya çalışmak çok doğru bir şey değil. Bunu tek taraf için söylemiyorum. Sakın kimse yanlış anlamasın. Ama şu var, bahsettiğim benim o sürecin yönetimiyle ilgili de bazı söyleyeceğim saptamalarım var. Bir tanesi, şimdi bahsettik, 25 yıldır yönetiyorsunuz, iktidardasınız. 31 Mart seçimlerinde şimdi 15 bin oy farkla kaybettiniz. Buna itiraz etmeniz kadar doğal bir şey olamaz. Bu demokratik bir süreçtir. Bu çok doğru bir haktır hem de. Ama o süreci yönetirken, o itirazdan sonraki, o süreç boyunca böyle bir insan, yani bütün kamuoyunu irite eden bir durum ortaya çıktı. Yani sen her defasında sandık dersin, milli irade dersin. Yani sanki buna karşı ve hani tamam itiraz et de buna karşı bunun altını çok dolduramadığın itirazların varmış gibi bir hava oluştu. Kanun hükmünde kararnamelerde işte mesela ek bir daha olması buna mı? Ya şöyle diyorsunuz. Şimdi inanın belki de kamuoyunun 31 Mart seçimlerinden önce hiç ama hiç yüzünü görmediği bazı AK Partili yetkililer 31 Mart seçimlerinden sonra televizyon ekranlarından düşmedi mesela, inmedi. Ben yaptıkları, bakın hala aynı şeyi bir daha söylüyorum. Bu bence 23 Haziran'da yapılacak seçimleri de çok etkileyecek. Siz kamuoyu vicdanını ikna etmek durumundasınız. Seçim o kadara kalmaz. Bence efendim? Bugünkü kararla birlikte Türkiye'de erken genel seçiminde şimdi onu konuşalım. Süreci başladı. Onu konuşuruz. Onu konuşuruz ama şunu söyleyeceğim. Yani o süreç içerisinde işte o kamuoyu vicdanı ikna olmuyordu açıklamalarla birlikte. Hani ortada şöyle bir durum oluşmaya başlamıştı. Parkta oynayan çocuklar arasında misketini kaptıran mızmız bir çocuk havası ve edası durumu var. Şimdi diyorsunuz ki usulsüzlükler tespit ettim. Nedir? Ya bir anlatın. Bir şeyler söyleyin. Hani şimdi ben YSK'nın gerekçeli kararını gördükten sonra birçok konuda haklı olduğunuzu söyleyebilirim. Ama süreci yönetme açısından bu doğru olmadı. Yani o misketi alınmış çocukların mızmızlığı varmış gibi bir hava oluşmaya başladı. Ve şunu söyleyeyim çok net. Eski CHP milletvekilidir ama. Hani belki buna itiraz edebilir ama hareketin içerisinde olduğu için o kendisi çok iyi tanır belki. Barış için söylüyorum ama Ekrem İmamoğlu ismi çok tanınan falan bir isim değildi. Doğru mudur Barış? Hani tabii, siyasi figür olarak bak. %6 şimdi, çıkıyordu tabii. Ha şimdi Binali Yıldırım mı dersin? Evet. Ekrem İmamoğlu mu dersin? Hatta Ekrem İmamoğlu tartışılırken biz dedik ki hani gazeteciler olarak, ya CHP'de ne ağır toplar var arkadaş. Yıllarını İstanbul'a vermiş Kürsel Tekin var. Konuşmadık mı bunları? Tartıştık, hepimiz yazdık, çizdik.
Yani daha da işte Muharrem İnce gibi bir başarı. Başkanlık seçimi için söylüyorum. Partisinden bile fazla oy almış bir isimden bahsedildi mesela. Abi bütün bunlar bir durdu. Ekrem İmamoğlu diye bir isim geldi. Hiç ortada olmayan, üzerinde bilinirliği açısından neredeyse yani eksi durumda olan bir isim şu anda 23 Haziran seçimlerinin en önemli adaylarından bir tanesidir. Şimdi o hale geldi durmuş. Bu işte benim süreci yönetilemediği anlam söylediğim şeyin altını dolduran şey bu. Süreci yönetemezsen karşındaki rakibe çalışıyorsun. Rakibe çalıştın ve bu hale geldi. Şey Sayın Kerkitlioğlu yok bir açıklama bekleniyor ama şimdi değil. Şimdi hem az önce Barış arkadaşın cümleyi başlattığı kısımla yarın olacak bir toplantıyla ilgili birleştirip acaba olabilir mi? Çünkü olasılıklar da arka arkaya tartışılıyor. Sayın Yaşar Hacı Salihoğlu Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü. Şimdi yarın sabah, şimdi MYK toplanıyor CHP'de. Yarın sabah da bütün milletvekilleri de çağrıldı. Şimdi daha önce Gürsel Tekin'in bir açıklaması vardı. Şimdi eğer İstanbul itirazlar kabul edilirse bu bir erken seçimin habercisi olabilir diye. Şimdi Barış arkadaş da demin bu cümleye başladı ama Kerkitlioğlu'nun cümlesini bitirelim dedik. Sayın Hacı Salihoğlu, şimdi arka arkaya yapılan MYK'lar, milletvekillerinin toplanması, boykotlar olabilir, bir şey olabilir, taktikler devreye girebilir, başka bir şey olabilir. Ve bugün de bu kararın hemen ardından AK Parti MYK'nın bir araya gelmesi. Ne kadar inandırıcı size göre bir olası erken seçim? Ya hiç böyle bir şeyi görmüyorum, ihtimal görmüyorum. Çünkü bunun hem siyaseten zeminin olmadığını düşünüyorum. Hem de teknik olarak da işin çok zor bu karar yeni hükümet sisteminde. Yani erken seçim kararı hangi durumda vereceği belli. Hem Cumhurbaşkanlığın ve hem meclisin kararıyla olacak ve Cumhurbaşkanlığın bir dönemi ortadan kalkacak. Yani bunu niye yapsın? Yani niye erken seçimi zorlayan şeyler ne? Koşullar nedir? Şartlar nedir? Biz şunu istiyoruz bir an evvel. Şaibesiz, tartışmasız, bütün vicdanları tatmin edecek. Hukuku esas itibariyle tabii. Yani hukuk işleyecek. Ve İstanbul seçimleri yine sonuçta herhangi birinden alınıp bir başkasına verilmedi. Aslında halka iade edildi. Halk tekrar verecek birine. Şimdi buradan çağrı yapalım. Bütün partiler, yani bu görev devletin görevidir ama bütün partiler bu konuda en titiz, en donanımlı yapılarıyla bu seçimde usulsüzlük, şaibe, kendilerinin bilgisi dışında birilerinin tezgahı, her türlü yolu olabileceğini hesap ederek bundan çıkartılacak ders odur. 23 Haziran'da tertemiz bir seçim yapılsın. Yani kimin ne garantisi var? Belki o aradaki fark çok daha farklı olarak İmamoğlu kazanacak. Yani şimdiden burada bir büyük fırtına koparmanın. Buradan büyük bir, bakın siyasetin polemiği ortadan kaldırılamaz. Bir yöntemidir. Yani şimdi biraz da tadı tuzudur da. Ama onun her zaman bir ölçüsü vardır. Onu nedir, ne durdurur? Ülke çıkarları, ülke menfaatleri. Sonuçta bir süre sonra bütün yetkiler size dönüp geldiğinde sizi utandıracak, size sıkıntı, sizi sıkıntıya sokabilecek herhangi bir sözün, eylemin tarihinizin en ufak bir yerinde olmaması gerekir. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında ben Türkiye'nin Murat Bey bir parça girdi. Yani bugün Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ki yazımı da ne yazacağıma karar vermemiştim. Onu okuyunca rengini belirledim yazımın. Ve başlığında şöyle attım. Milli seferberliğe hazırız dedim. Sondaj meselesiyle ilgili açıklaması. Beyefendiler çok razı oluyorlarmış sondaj yapmamızda. Bu işleri iyi bilen biriyim yani. Yıllardır akademisyen olarak çok iyi takip ettik Kıbrıs meselesini, oradaki haklarımızı, kıta sahanlığı nasıl bir şeydir, münhasır ekonomik bölge nedir, kara suları sınırı nerede başlar, nerede biter, kim belirler. Bunları çok iyi biliriz. Ne ilme uyuyor, ne ahlaka uyuyor, ne hukuka uyuyor bu açıklamanın. Diyor ki Rum tarafı bir sınır belirlediyse onu kabul et kardeşim. Boş ver senin haklarını. Şimdi bu bir zincir. Sadece Doğu Akdeniz sondaj meselesi değil ki. Bu zincirin her biri birinin diğerini tetikleyerek, etkileyerek önünüze koyuyor.
S-400'ü koy, PKK ısrarını koy, FETÖ mücadelesini koy, İran ambargosunu koy, hepsini Doğu Akdeniz koy. Şimdi bunlar önümüzde duruyor. Ne olacak yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, ha Ahmet olmuş, ha Mehmet olmuş bir vatandaş olarak benim gözümde ve bu işlere büyük duyarlılık gösteren bir akademisyen olarak. Hocam hemen bir son dakika bilgisini de vereyim. Bu arada tamam CHP'den ne yapacağını biliyoruz değil mi? Toplanıyor. AK Parti'de saat 9 civarı işte şu dakikalarda biraz daha ilerleyen dakikalarda toplanacak MYK diye haberler var. MHP acaba ne yapacak diyorduk. Başkanlık divanını Bahçeli de topluyor. Hatta hatırlıyorsunuz Bahçeli eğer bu seçim iptal edilirse, yenilenirse İstanbul'da karargah kuracağım demişti. Onlar da bu enine boyuna her şeyin konuşulduğunu, tartışıldığını ve kapsamlı bir açıklama yapıldı. Demin dediğimiz gibi yani bütün partiler bu soğukkanlılık içerisinde açıklamalar yapıyorlar. İlk boykot da geldi tabii. Kim katılmayacağını açıkladı onu da söyleyelim. Yeni televizyonda hep son dakika haberi vermek lazım. Türkiye Komünist Partisi 23 Haziran'da yapılacak olan seçime adaylarını göstermeyeceklerini söylediler. Hatırı sayılır bir oy almıştı Türkiye Komünist Partisi. 20 bine yakın bir oy almıştı. Tabii şimdi bu seçim yenilenirse CHP bu seçime katılacak mı? AKP hangi adayla gidecek? Binali Bey aday olacak mı? İstifa edecek mi? Ekrem Bey nasıl bir yol izleyecek? Ve örneğin Demokratik Sol Parti katılacak mı? 31 bin oy aldı. Çok ciddi bir katılmama oy. Durumu, boykot durumunda da akla ister istemez. Şimdi bakın ne geliyor? Siyasette yani. Kartlar aslında yeniden karılıyor. Neden yeniden karılıyor? Bugün mesela terör örgütü lideri PKK'nın lideri Öcalan'la avukatlarının 2-3 gün önce görüştükleri ortaya çıktı. Şimdi bunlar tabii özellikle cümleyi doğru kurmaya çalışıyorum. Öcalan'ın hangi kararı vereceğine bakan bir seçmen grubu da var. Bunların tavrı ne olacak? Ondan bağımsız olarak söylüyorum. HDP'nin tavrı ne olacak? HDP şimdi açıklama yapmış. YSK'nın kararı hukuksuzdur diye. Twitter'da HDP'nin aday çıkaracağı falan yazılmış ama ben ona inanmıyorum. Aday çıkaracaklarını sanmıyorum. Şimdi burada tabii seçimin iki dinamik motoru var. Biri Adalet ve Kalkınma Partisi, diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi. Tabii bir hukuk garabetiyle karşı karşıyayız. Birinci bölümde söyledim. Şunu da ekleyeyim. Saat 22.06. Şu anda canlı yayındayız. Ve şu ana kadar Yüksek Seçim Kurulu'ndan henüz bir açıklama yok. Bir satır bile açıklama yok. Şimdi garabete bakın. Kim konuşuyor? Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını kim söylüyor? AKP'nin YSK temsilcisi ile MHP'nin YSK temsilcisi söylüyor. Normalde en azından bir paragrafta olsa bir açıklama yapmaları lazımdı. Benim birinci bölümde okuduğum yazı AKP ve MHP temsilcisinin YSK'nın kararına ilişkin verdiği demeçti. Tabii YSK o yönde bir karar almış. Karar kendileri açısından o şekilde ifade edilmiş. Ama bu 11 üye neden çıkıp toplumun karşısına Yaşar hocamızın da söylediği gibi gerekçelerini açıklamıyorlar. Ben onu duymak isterim. Ben şimdi niye seçimin sonucunu ya da YSK'nın aldığı kararı AKP'den ve MHP'den öğreneyim. Nereden öğrendik biz hepimiz? AKP temsilcisi Recep Twitter Özel ve YSK'nın MHP temsilcisi Kürşat Ercan Bey'den öğrendik. Bu da bir garabet. Orada en azından çıkıp söylersiniz şu var bu var diye. Ha, ikincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ilk resmi açıklama da geldi. Onu da yine TV100 aracılığıyla duyuralım. CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki toplantının devam ettiğini söylemiştim. İl Yönetim Kurulu ve ilçe başkanlarıyla Canan Kaftancıoğlu başkanlığında bir toplantı devam ediyor. Canan Kaftancıoğlu o arada yazılı bir açıklama yaptı ve parti tabanını sükunete ve partinin alacağı kararları beklemeye davet etti. Yarın sabah da sizin ifade ettiğiniz üzere parti meclisi ve milletvekilleri bir toplantı yapacak. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün MYK'yı da topladı ama benim edindiğim izlenim Sayın Genel Başkan'ın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçimlere yeniden katılması yönünde bir fikir beyan ettiği. Yani Sayın Genel Başkan Türkiye'de mutlaka seçimlerin yapılması gerektiğini en azından yakın çevresine bunu paylaşmış. Ama bu tabii ki yarın parti meclisi ve milletvekillerinin görüşleri alındıktan sonra karara bağlanacak. O toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da olacak. Onlar da örgütün ve kendi çevrelerinin düşüncelerini dile getirecekler ama benim
Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasından gördüğüm, anladığım Ekrem İmamoğlu'nun da bu yarışa yeniden girmek istediği. Fakat burada şöyle bir sıkıntı var. Peki parti yönetimi farklı kararda hemfikir olursa ve Ekrem İmamoğlu bu yarışa yeniden katılmak istediğinde ısrar ederse ne olacak? Şimdi şöyle, Ekrem İmamoğlu'nu da dinledikten sonra Sayın Genel Başkan parti meclisinde, parti meclisi toplantısında kendisiyle mutlaka baş başa da görüşecektir. Yani gelenek öyledir zaten. Sonuçta yarışacak olan kişi o. Ondan sonra parti bir karar alır. Bu seçime katılma yönünde olur, katılmama yönünde olur. Parti tabanı da buna uyar. Yani tabii ki insanlar tepki gösterecekler. Çünkü Türkiye'yi şu anda bence bekleyen esas tehlike şu. Biz demokrasimizin nesiyle övünüyoruz? Sandıkla iktidar değiştirebilmesiyle. Şimdi bu karar, bugünkü karar toplumun özellikle belli bir kesiminde, örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenlerde ya da bu seçimde Ekrem İmamoğlu'na oy veren yurttaşlarda şu duyguyu yaratabilir. Ya Türkiye'de artık seçimle, sandıkla sonuç değişmiyor, iktidar değişmiyor. Eğer bu algı yayılırsa, ki bence haklılık payı da çok yüksek bir düşüncedir bu, bu algı yayılırsa bizim demokrasimizi bekleyen en büyük tehlike odur. Çünkü birinci bölümde de söyledim. YSK'nın bu kararı beni tatmin etmedi. Peki şöyle olsa Barış, yani öyle değil de verdiği oya, 31 Mart'taki verdiği oya çok daha fazla sahip çıksa, daha konsolide olup mesela sandığa gidip Ekrem İmamoğlu'nu çok daha büyük farkla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçse. Güzel bir düşünce ama. Şunun için söylüyorum. 23 Haziran'da bunun garantisi ne, güvencesi ne? Ama ne demek canım? Yarın yine AKP. İşte alırsın bütün, alırsın hayır, bütün AKP önlemlerini. AKP yine farklı ya, şekillerde gider, itiraz alırsın, eder, yine değiştirirsin. Alırsın, hayır canım, alırsın bütün önlemlerini. Ya bundan önce böyle bir şey mi olmuş? Yani alırsın bütün önlemlerini. Bugünkü somut delile bak, bir daha söylüyorum. Ben şu ana kadar YSK'nın gerekçeli kararını görmeden bu konuda kimseyle çata çat konuşmam. Peki Pınar Hanım. Onu söyleyeyim. Bu algı... Ama şunu Emre, şunu bitireyim. Ama şu çok önemli. Bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu'nun işte süreç içerisindeki isminin çok fazla ön plana geliyor olması. Türk milletinin bir özelliği vardır. Mağdura sahip çıkma. Eğer mağdur olarak kabul ederse o vicdan, yani İkna edilemezse o vicdan, Ekrem İmamoğlu çok daha güçlü bir şekilde de gelebilir 23 Haziran'da. Ama yurttaş buna inanacak mı? Bak temel onu sorun, söylüyorum. Şimdi geldik, nereye dayandık biliyor musun? Ben diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren, partiyle de hiçbir ilgisi olmayan bir yurttaşım. 31 Mart'ta gittim Ekrem İmamoğlu'na oy verdim. 31 Mart gecesi de seçildi yine. Aa ne güzel oldu dedim, sevindim. Fakat bugün o sevincim kursağımda kaldı, yarıda kaldı. Şimdi bana diyor ki YSK, ya arkadaş bizim şu 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 hatalarımızdan dolayı biz seçimi iptal ediyoruz. E peki senin yarın o hataları yeniden yapmayacağının ya da hata yapmasan bile ben yeniden Ekrem İmamoğlu'nu yüksek bir oyla seçsem Ekrem İmamoğlu'na mazbata vereceğinin garantisine yarın AKP ve MHP yine siyasi baskı yaparak bu seçimi iptal ettirirse şimdi, Türkiye sür git AKP yeniden iktidar olana kadar iktidarda kalana kadar. Ama sen hükmü vermişsin. Sen ama öyle verdin. Ben öyle düşünüyorum. Sen şöyle diyorsun. Sen siyasi baskı sonucunda YSK verdi böyle bir karar. Ama diyorsun. Çok açık bu değil mi? Bu mümkün değil. AKP Genel Başkanı, değil. Şu anda, MHP Genel Başkanı şu, çıktı bu seçimleri hayır, iptal edin şu dedi. Şu anda kesin, ona bakarsan da CHP Genel Başkan yanlış. Grup Başkan Vekilleri dedi ki YSK iktidar gücü yok. Olabilir mi? Ya ne demek olamaz? Hayır, ne ana muhalefet partisi. Anladım da hangi İktidar partisi var? Kadar vardır. Bak ana muhalefet partisinin grup başkan vekilleri, genel başkan yardımcıları da ona bakarsan kalktı yüzüne tükürürler dedi. Kızılay'a çıkamazsın dedi. Bir ülkenin ana muhalefet partisinin ne kadar etkin olduğunu, kurumlar üzerinde ne kadar etkin olduğunu sen bir milletvekili olarak benden daha iyi bilirsin. Etkiyi gördük canım, 7'ye 4 çıktı. Hayır, sen benden görmüyor. Daha iyi bilirsin. Hayır bak ama iktidar, geçen gün de söyledim, iktidar Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresini uzattı. Ve arkadan gelen 4 yedek üye, bugün benim edindiğim bilgi, içeriden aldığım bilgi, bu 4 yedek üye seçimlerin iptali yönünde karar vermiş. İşte bu siyasi etkiye açık olması kurumların Türkiye'yi ne yazık ki bu hale getiriyor. Ama işte bak bunlar, ne yazık ki bu bunlar, hale getiriyor. Bunlar hala afaki konuşmalar. Olur mu? Ona ama bakarsak, ben içeriden aldığım eğer, bilgiyi söylüyorum. Bak, o kadar etkiliyse 4 deret var. Şey var. 7'ye karşı 4. Anladım da. 11'e 0 çıkar o zaman. 4 yedek üye geliyor, oy kullanıyor ve İstanbul seçimini iptal ettiriyor ve hukuksuz bir şekilde iptal ettiriyor. Bir kez daha söylüyorum. Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karar
hukuksuzdur, bir hukuk katliamıdır. Yüksek Seçim Kurulu bu kararı siyasi baskı altında almıştır ve ne yazık ki bu kararı alırken ne yazık ki kendi içtihatlarını, kendi genelgelerini, kendi geleneklerini de ayaklar altına almıştır. Bu karar kesinlikle ve kesinlikle meşruiyetten yoksun bir karardır ve Türkiye'yi ne yazık ki bir 50 yıl, 100 yıl geriye götüren bir hukuksuzluk kararıdır. Aslında ne yazık ki. Yani burada yani herkes bir süre sonra hani su akar yolunu bulur diyoruz ya. Yani su akacak, yolunu bulacak. AK Parti'de, Cumhuriyet Halk Partisi'de, iki partinin seçmenleri de hem manen hem vicdanen rahatlayacaklar. Ama bir tek Yüksek Seçim Kurulu bana göre yani bir şey olacak, bir huzursuzlukla, çünkü tarihsel bir sorumluluk, tarihsel bir sorumlulukla hareket etmesi gereken bir dönemde ben Yüksek Seçim Kurulu'nun asıl onun kendi mecrasında doğru hareket etmediğine inanıyorum. Şöyle ki ben bu tartışmaların başladığı tarihten itibaren, yani 31 Mart'tan itibaren çok güçlü donelerle girdi aslında AK Parti. İtiraz mekanizmasını çok güçlü şeylerle başlattı, gerekçelerle başlattı. Gerekçesiz oylar, maddi hatalı, mazbataların girişindeki hatalar vesaire, bütün bunlar Yüksek Seçim Kurulu'na geçersiz oylarla ilgili itirazdan 6000 oyun döndüğü bir yerde ben şahsen, yani bütün bu programlarda yeniden sandıkların sayılmasının en doğru olacağını, buna yeteri kadar elinde somut delil de olduğunu söyleyen biriydim. Ne zaman ki Yüksek Seçim Kurulu bütün sandıkların yeniden sayılmasına ilişkin karara red dediğinde ben artık seçimin vatandaşın anlayacağı şekilde, vatandaşın anlayacağı şekilde, kafasının karışmayacağı şekilde, vicdanen rahatsız olmayacağı şekilde bir gerekçeye dayandırılmasının çok zor olduğunu söyledim ve bunu da yapamayacağı için YSK'nın, yani şimdi ben yarın oturup 50 tane CHP seçmenine şu şeyi anlatamam, bir de AK Partili seçmene de şeyi anlatamam. Sandık kurullarıyla ilgili neden, yani neden bunu anlatırım da bir saatimizi alır ve yani bir anda olmaz. Oysa ki yeniden sayılsaydı, yeniden sayıldığı zaman bak nasıl geçersiz oylardan 6000 tanesine yanlış yere vurmuş denilen yer pusula aslında işte AK Parti'nin kendi amblemi olarak çıktı. Vatandaş hemen anladı. Ha doğrudur kızım evladım. Doğru, bunlar mühürü götürdüler oraya vurdular. Ha bak bu doğrudur. Ya da yeniden sayıldığında AK Parti'nin olan oylar işte gölge oldu, mühür gölgesi oldu, şu oldu, bu oldu diye TKP'ye yazıldı, bilmem ne oldu. Bunlar da çok rahat anlatılırdı. Ama şimdi Yüksek Seçim Kurulu getirdi, sandık kurullarının oluşumuyla ilgili bir yere bıraktı topu. Ve kendisinin yetkisinde ve oldu. Ve kendisinin tamamen, yani benim şu an bir hukukçu olarak gerçekten kabul edemediğim şey, kendi kabahatinin, kendi eksikliğinin, kendi ihmalinin nihayetinde gelip bu ülkenin, yani ya, bu şimdi belki birazdan onu konuşacağız. Bu AK Parti için olumlu mu olur? Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bugüne kadar hep sandıktan çıkan her şeye amenna demiş bir liderin 2023'teki seçimde %70'le seçilse bile Cumhuriyet Halk Partisi bunu tartışmaya açmayacak mı? Bunu açacak. Buraya atıf yapacak. Açacak. Yani şimdi, Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği bu kararı ben bu gerekçe çerçevesinde kendisiyle ilgili, yani yarın öbür gün herkes AK Parti'de, Cumhuriyet Halk Partisi'de herkes mutmain olur. Ama Yüksek Seçim Kurulu bu kararın bu şekilde verilmesiyle ilgili bence tarihsel bir Barış arkadaşım, şey yapacak, şey muhakeme yapacak. Bu algının olmaması için hani CHP seçmeninde özellikle bu seçimden sonra sandıkları biz gerçekten bu sefer sahip çıktık algısının en yüksek konuşulduğu seçim olarak değerlendiriliyor. Ama şimdi Barış Bey'e şunu söyleyeyim ben. Bu algının olmaması için artık elimizden geleni yaptık. Ama burada şöyle bir şey var. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi sandıklara sahip çıktı ama bir yer eksik kaldı orada. AK Parti. AK Parti teşkilatları ne yazık ki
o sandıklarda doğru düzgün çalışmadıkları için bakın ben kendimle ilgili çok böyle küçük bir örnek belki ama her yerde de anlatıyorum. Saat 4 civarı seçim günü 31 Mart'ta saat 4 civarı beni İstanbul AK Parti İl Teşkilatı'ndan aradılar. Geçmişten partiyle olan temasım nedeniyle. Pınar Hanım şu okulda sorun var mı diye. Dedim niye ben orada değilim ki. Nasıl olur dediler. Siz orada bizim atadığımız okul sorumlumuz değil misiniz? Bakın ben bizzat saat 4 civarında İstanbul İl Teşkilatı'ndan bu telefona muhatap oldum. Çok yakın bir tanıdığım 4 sene önce AK Parti'den yabancı bir şirkette çalışacağı için istifa etmişti. İstifa etmesi yani bir partiye mensubiyet olmaması gerekiyordu. Çocuk sandık oy kullanmaya gidiyor. Diyorlar ki siz burada oy kullanamazsınız. Niye? Siz AK Parti'nin şu kurul sandıkta resmi sandık kurulu üyesisiniz. Yani böyle şeylerle karşılaştı AK Parti teşkilatları. O yüzden aslında bu karar bir yerde AK Parti'nin sahip çıkamadığı, eksik kaldığı yerde kamu görevlisi olmayan ve gerçekten evet. o ehliyete sahip olmayan kurul üye ve başkanlarının yapmış oldukları oy verme işlemine ilişkin şaibeleri haklı kıldı. Şimdi ama o şaibeleri anlatır mıyız, anlatamaz mıyız? Evet. CHP'de ekstra bir mağduriyete değil mi? Neden olabilir mi hocam? Hayır korkmamaları lazım. Yani bir bence dahaki sandık. Yani herkes mağdur. Herkes mağdur. Yani Binali Yıldırım mağdur değil mi? Düştüğü duruma bak. Tekrar seçim hazırlanacak. Ne olacak bir daha yani? Hazırlanacak mı? Evet. Yani siyaset çok ince pozisyon almadır. Yani bir anda siyasetinizin geleceğine ilişkin o geleceği tüketirsiniz. Bizler seçmen olarak. Dolayısıyla burada ha bir şey daha. Bakın ben yine söylüyorum. Bütün o gerekçeli karar, kanıtlar vesaireler. Ama hep zihnim şu soruyu hep üretti. Yani nasıl olur da %10'una tekabül eden sadece %24 binlerden kimi 29 bin açıkladı Yüksek Seçim Kurulu hemen sonra 24 bin oldu. Hadi 20 bin olsun onu diyen de oldu. Sonra 13 bine indi. Niye sadece bir adaya ilişkin bu farklılık ortaya çıktı? Yani Pınar Hanım dediği gibi gelin o zaman bütün bu sandıklara bir bakalım dermiş. Yok, yok dendi. En büyük hata oldu bence. Başka bir şey daha. Çok açık. Yani bu işleri, bu görevleri biz de yaptık. Ya açık, kanun açık. Sen bu listeleri hazırlarken, mülki idari amirler, senin sandık sayının ilçe bazında konuşacak olursak toplamı da değil. İki katını yollamakla mükellef. Görevi bu. Yolluyor, bunlardır diyor. Ama hayır, bunların dışında bir grubu kullandırtıyorsun, görev veriyorsun onlara. Kanunlu bir bak Tuzla seçmen ilçe seçmen kurulu başkanının yazısı basına düştü. Sahte değilse o kağıt, o imzalı şey, onun imzası. Kanuna muhalefet ediyor ya. Ne nasıl ediyor? Kanun yürürlükten kalmış, mülga olmuş. Banka memurları görev yapamaz. Kalkmış o yürürlükten kalkmış, o açıkça istiyor. Bundan haberi mi yok? Nasıl bir hakim? Kim bu? Şimdi az önce düştü de hayretler içindeyim. O yüzden ben artık kimseye güvenemiyorum yani. Tanıdığım, bildiğim, yani sonradan görev aldıktan sonra tanıdığım bir üniversite rektörü, rektörler toplantısı bildiğim. Bugün açığa alındığını duyuyorum. Şimdi yeni gördüm. FEDÖ'den. Darbeler sempozumu yaptık, bir araya geldik. Umut ediyorum ki bir yanlışlık vardır yani. Ama bakın, yani böyle bir yerdeyiz. Bildiğimiz isimler var. Adliye yöneten hala. Ya tabii ki. Yani. Mülki idare amirler var. Tabii, vali, tabii. Vali yardımcısı düzeyinde. Kimse kusura bakmasın yani. Bedel ödedi. 250 şehidimiz var. Şu FETÖ'yle temizliği adam gibi yapalım. Yani bunun açığa çıkmasını istiyoruz kardeşim. Ne olacak yani? Bir daha gideriz seçime. Tatil mi? Zaten tatil yapmıyoruz. Rahat olsunlar. Şimdi Recep yeter ki şu alçakların hocam bu kadar çok çalışmayın ama. Hiç arada tatil de yapalım. Haklısınız. Yani hiçbir yerde izini, en ufak bir kırıntısını, bir virüs temizliğiyle yapalım da yakamızdan düşsün şu yapıya. Arkasındaki küresel efendiler istediği kadar desteklesin ama
şu topraklarda asla bir daha umut olmasın. Şunu el birliğiyle yapalım. AK Parti'ye de büyük görev düşüyordu. En fazla ona düşüyordu. Hocam Recep Özel şimdi AK Parti'nin YSK üyesi. Daha önce hep böyle çünkü kanunlarda aynı adaylarla gitmek durumundayız. Ta ki bu adaylar istifa ederse. Şimdi ölüm halinde değil. Daha önce AK Parti kanadından bu adayların değişimiyle ilgili çok net açıklamalar yapılmıştı. Evet aynı adaylarla gideceğiz ama şimdi Recep Özel o şartı bu istifa etme şartını bu son yaptığı açıklamada da yaklaşık bir saat önce yaptığı açıklamada da şey yaptı. Ki olursa dediniz değil mi Barış arkadaş? Böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Yani İmamoğlu'nun yeniden böyle bir istifa etme gibi bir şeyi ihtimali akla gelmiyor ama AK Parti cephesinde acaba başka bir aday ki düşünülmüyor. Cumhurbaşkanı da söyledi, Binali Yıldırım da çok net bir şey söylemedi ama Süleyman Soylu onun yerine aday gösterileceği iddia edilen kulislerde o da dedi ki hayır böyle bir şey yok. Buradaki sıkıntının Binali Yıldırım'dan mı kaynaklandığını düşünüyorsunuz? Yani aday isminden mi kaynaklandığını olabilir bu süreçte bir mümkün istifa mi? Olabilir bakın mi? Öyle şey. Bak ben şunu söyleyeyim. Barış'a sordun ama rolünü çaldım. İki cümle söyleyeceğim. Buradaki iş. Bir kere ben iki adayın da değişmeyeceğini düşünüyorum. Bu bir. İkincisi Binali Yıldırım isminin ben AK Parti hareketi açısından çok ama çok önemli olduğunu ve büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Hani yıllardır Barış hem gazeteci olarak hem siyasetçi olarak o da hep takip etti. Ki daha aktif olabileceğini yani, düşünmenize rağmen. Bu ülkede rağmen, Ulaştırma Bakanlığı hani kişisel olarak da karakteristik özellikleri bakımından da çok şey yapıcı bir insandır. Yani itici bir insan da değildir. Yani bugün geçtiğimiz o köprülerden imrenerek geçtiğimiz köprülerden o altyapılardan işte geçitlerden falan hepsinde üst yapı altyapı hepsinde imzası olan bir isim. Ulaştırma Bakanlığı yapmış, başbakanlık yapmış, meclis başkanlığı yapmış. Burada biraz daha açarak konuşacaksak eğer İstanbul'daki 10,5 milyon seçmenin 8,5 milyonunun sandığa gittiğini hesaplarsak kalan 2 milyondaki hadi 500'ünü bir kenara atalım hiç sandığa gitmediğini düşünelim. Kalan o 1500, 1 milyon, 1,5 milyon seçmenin %99'un AK Partili olduğunu düşünüyorum ben. O da AK Parti'ye ders vermek amacıyla ya da çok ufak da bir ihtimaliyle çok Binali Yıldırım'ın kesin kazanacağı düşüncesiyle gitmediğini düşünüyorum. Ama büyük çoğunluğunun AK Parti işte bahsettiğimiz biraz önce o teşkilatla ilgili sıkıntılar, kibir, olma içgüdüsü bütün bunları yan yana koyarak bir ders vermek amacıyla gitmediğini düşünüyorum. O yüzden 23 Haziran o yüzden sadece Binali Yıldırım şu var mıdır? Bu mesajı partiler almış. Şu var. Abi işte ona bu işte 23 Haziran'a kadarki süreç bu çok önemli. Bu inanılmaz önemli. İkincisi hani Binali Bey'in de çok istekli olmadığını düşünüyorum ben. Hani isim üzerinde tartışmam ama Binali Bey'in hani çok istekli olmadığını da bu süreçte gördük. Sizce öyle mi? Vallahi ben biraz daha kulis vereyim gazeteci olarak. Binali Bey'in seçimlere İtirazlar başladığından beri mevcut durumdan rahatsız olduğunu biliyorum. Hatta yakın çevresine şunu söylediği de ifade ediliyor. Yani itirazlarımı denli çok yapılması ve bazı itirazların hukuki altyapısının olmaması beni rencide ediyor dediğini de biliyorum. Şimdi Binali Yıldırım seçime katılır mı? AKP'nin Kızılcahamam kampında yine gazeteci kimliğimle konuşuyorum. Tevfik Göksu'ya olası bir seçimde hazır olması yönünde sinyal verildiğini de biliyorum. Ama Tevfik Göksu'ya. Evet, Tevfik Göksu Esenler Belediye Başkanı. Şu anda AKP Grup Başkan Vekili. Zaten geride kalan 36 günlük süre içinde de Ekrem İmamoğlu'yla meclis başkanlığında sık sık girdiği polemiklerle kamuoyunun dikkatini çekti. Aslında Tayyip Bey'in kafasındaki adaylardan biriydi Tevfik Göksu. 31 Mart öncesi. Ama sonra anketler yapıldı, araştırmalar yapıldı, farklı hesaplamalar yapıldı ve Binali Bey'e de karar verildi. Binali Bey seçime girer mi girmez mi bence ciddi bir muhasebe yapacaktır. Ciddi bir değerlendirme yapacaktır. Seçime girmediği takdirde de İstanbul'da AKP'nin Tevfik Göksu ya da Numan Kurtulmuş ismiyle seçime girebileceğini ifade edebilirim. Peki yani bu şu anda AKP'de değişikliği... Binali Bey'in dışında İki isim daha masada. Eğer Binali Bey istifa ediyorum ben seçime girmiyorum derse
Tevfik Göksu ya da Numan Kurtulmuş olabilir. Numan Kurtulmuş ismi daha çok öne çıkabilir. Çünkü programın başında da söyledim, kartlar yeniden karılıyor. AKP'nin Kürt seçmene yeniden bir dönmeye çalıştığı ve onların desteğini almaya çalıştığı görülüyor. Bu bağlamda da Numan Kurtulmuş Kürt seçmene, dindar Kürt seçmene daha çok hitap edebilir bir yapıda duruyor. O yüzden bir takip etmekte fayda var. Ekrem Bey de saat 22.30'da zaten biraz sonra açıklama yapacak. Arkadaşlarınız da mutlaka rejiden zaten takip ediyordur. Beylikdüzü'nde. Çünkü şeyi yollamışlar frekansı da. Ekrem Bey 10-15 gün önce sorsanız seçimler yeniden yapılacak ne dersiniz diye sorulduğunda seçimlere katılmama eğilimindeydi. Eğilimindeydi. Ama ben bugün Sultanbeyli'de katıldığı iftar davetinde seçimlere yeniden katılmak istediği yönünde bir eğilim gördüm. Bir o yönde bir izlenimimi dile getirebilirim. Yakın çevresiyle de konuştum. İftarda olduğu için kendisini aramadım. Yakın çevresi de Ekrem Bey'in seçimlere katılma yönünde bir eğiliminin olduğunu ifade ettiler ama henüz bu konuda alınmış bir karar yok. Ha CHP'de Ekrem Bey aday olmazsa kim olur derseniz o konuda da hiçbir konuşulmuş bir şey yok. Çünkü neden diyeceksiniz? Sayın Kılıçdaroğlu iki şeyin konuşulmamasını istedi. Bir, seçimler iptal edilir mi meselesinin özellikle tartışılmamasını istedi. İki, boykot önerilerinin tartışılmamasını istedi. Yani bu da şunu gösteriyor. Seçimlere katılacak. Katılmak istiyor, aynı adayla devam etmek istiyor. Ve aynı şekilde aynı siyasi anlayışla, aynı siyasi söylemle devam etmek istiyor. Tabii bu bağlamda eğer Ekrem Bey seçime katılırsa söyleyeceği artık daha fazla şey var. Özellikle o zarf her gittiği yerde ortaya çıkacaktır. Yani kardeşim bir tane zarf var, bunun içine dört tane oy atılıyor. Bunların üçü geçerli, sadece bana atılan oylarda mı sorun var söylemini daha basitleştirerek mağduriyetini de dile getirerek kuşkusuz anlatacaktır. Tabii dediğim gibi sadece AKP ve CHP'nin tavrı değil. Burada Demokratik Sol Parti'yi de unutmayalım. 31.800 oy aldı. Çok ciddi bir oy. Yani eğer Demokratik Sol Parti'nin adayı Muammer Aydın İstanbul'da seçime girmemiş olsaydı, bu 31.800 oyun 20.000'li Cumhuriyet Halk Partisi alsaydı ve aradaki fark 35.000'in üstüne çıksaydı AKP bu denli İtirazda da belki bulunmayacaktı. Şimdi bir, DSP hangi tavrı koyacak? Bağımsız Türkiye Partisi 27 bin oy aldı. Onlar hangi tavrı koyacak? Bunlar yani 27 bin oyun eskiden belki hesabı bile yapılmazdı ama 14 binlik bir farkı, 13.781'lik bir farkı görünce şu anda 500 oyun bile ne kadar kritik Saadet olduğu. Saadet Partisi'nin yapacağını DSP yapacak şey. Düşünü ben yani, kullanacak. Şimdi DSP'yi 31 bin oy alan DSP'yi söylerken belki resmi olarak bir ittifak yoktu ama HDP'nin CHP'ye blok oyunu da lütfen kenara koyma. Yok onu yani, ben zaten. Yani orada %5-6'lık neredeyse bir blok oy var CHP'ye. Şöyle onu tabii ki ben zaten. Bu 23 Haziran'da yine olur. Türk televizyonlarında bunu en açık bir şekilde dile getiren bir siyasi tespit yapan kişiyim. Bu yüzden Twitter'da da hani çok tartışıldı. Hatta MHP'ye yakın bir gazete beni her gün o açıklamamı koyuyor arkadaş. Gizli saklı bir şey söylemedim ki ben. Yani HDP'nin şey ortada zaten. Hayır, HDP'nin zaten eş genel başkanı açık Edirne söyledi. Cezaevinden bağrınıza taş basın, birazcık hatırım varsa gidin oy verin dedi. Hani bu gizli saklı bir şey değil ama aynı tavır 31 Mart'ta ne kadar sürdürülebilir olacak? Bir, HDP seçmeni yeniden motive edilebilecek mi ya da HDP kendi seçmenini motive edecek mi? Şimdi bu da ayrı bir tartışma. Tabii canım konusu. Değişebilir, o ayrı mesele. 23 Haziran'a kadarki süreç. O da İstanbul'daki doğal olarak bütün dengeleri yeniden değiştirir. İki, CHP seçmeninin bir kısmı da yeniden motive edilebilecek mi? Çünkü bir önceki bölümde de söyledim. CHP seçmeninin bir kısmında şu algı güçlü bir şekilde oluşursa ya arkadaş gidiyorum oy veriyorum. YSK'da iptal ediliyor. Gittim Muharrem İnce'ye oy verdim. YSK'da bir şeyler oldu. Muharrem İnce kazanamadı. Örnek olarak veriyorum. Şimdi bu duygu derinleşmeye ve güçlenmeye başlarsa bu sadece CHP açısından değil demokrasimiz açısından da bir sıkıntı olur. Şimdi bir yandan savcılık soruşturmaları sürüyor. Evet. Bu işler çok net aydınlanınca, itiraflar gelmeye başlarsa.
burada bir elin olduğu net hepimiz açısından. Bırakın YSK'nın hukuki kararını falan. Ortaya çıkarsa. O zaman ne diyecek seçmen? Yani bunu seçimi FETÖ'ye getirmeyeceğiz. Ama o seçmenin cevabı var ya çok daha farklı olur. Çok daha farklı olur. Ama burada herkesin tatmin edilmesi lazım. Tabii, bakın, o kesin. Efendim bunlar Bankasya'ya para yatırmış. Ya Bankasya'ya bu ülkede para yatırılmasını bizzat hükümet teşvik etti. Şimdi onu da unutmayalım. Hükümet gidin dedi kartlı geçiş sistemine para yatırın diye. Boğaz Köprüsü'nün çıkışına sadece o konuldu. Kamu kurumlarında dün mesela bir memur. Şimdi, hocam Yılmarış, lafınızı unutmayın hayır, lütfen. Hayır o siyasi bir tartışma hayır, da. Hayır hayır siyasi tartışma da dün bir memur bana şunu yazmış. Hı. Bir memur babası da memurmuş vefat etmiş Allah rahmet etsin. Diyor ki babam iyi ki vefat etti. Çünkü çalıştığı kamu kurumunun müdürü değiştiğinde maaşlarını hemen götürdü kamu kurumunun müdürü. Bankasya'ya yönlendirdi. Çünkü müdürlerin böyle anlaşma yapma yetkileri var. Bugün diyor babam eğer sandık görevlisi olsaydı ki babası geçmişte sandık kurulu başkanlığı yapmış. Belki babam da o yüzden diyor gözaltına alınacaktı ya da başımıza bir şey gelecekti ki Atatürkçü bir aile birebir tanıyorum. Böyle örnekleri çok tabii. Çok ya, var işte yani buna da dikkat etmek lazım. Şimdi hocamın da söylediği şu zaten. Diyor ki hani bu soruşturmanın sonucunda çıkabilecek çok çarpıcı bir sonuçtan bahsediyor. Yoksa senin tabii ki örneklerin... Bankası hesabı var. Ya bu başka bir şey. Yani KGS dediğin gibi. O beni yine ikna etmez. Ya tabii yani KGS'den dolayı oraya yatırmış nedir yani? Hani dedim ya biraz önce bir saatte ancak anlatırız. Bir dakikada anlatabiliriz yani. İşte onu söylüyor. Ha bu örgütlü itirazlarıyla. Bir yığın itirafçı var kardeşim şu anda. Yok mu? Her şeyi söylüyor. Ha bütün tartışmalar biter zaten. Tabii onu söylüyor. Ondan sonra seçmenin cevabı. Yoksa öyle yok o okula gitmişti. Yok para yatırmış. İşte hocam, bakın o işte o seçmenin cevabı o zaman AK Parti'ye de farklı olabilir. Tabii. CHP'ye de farklı de. Olabilir. Hepsine fatura çıkar. Çok YSK'ya büyük faturalar da olabilir. Çıkabilir. YSK'nın 1999 tarihli ve şu anda yürürlükte olan bir kararı var Emre. Diyor ki seçimden sonra sandık kurulu başkanı ve görevlilerinin görevlerini kötüye kullanmalarının söz konusu olması ve suçun tekevvün ettiğinin anlaşılması ancak ilgililerin cezalandırılmasını gerektirir, seçim iptaline neden olamaz. Yani diyor ki arkadaş sandık başındaki adamın işlediği suç seçimin iptaline neden olmaz. O yüzden YSK'nın Yüksek Seçim Kurulu'nun 1999 tarihli kararı. Ben okudum onu öyle i̇şte, değil. Hayır burada elimde hocam. Bak, sandık güvenliğini tehlikeye sokacak, şaibe yaratacak her şey seçimi iptale götürür ve etmiş iptal. Ama burada bakın. Kendi onayladığı liste var ama. Kurtalan ilçe seçim kurulu diyor ki bir parti bana diyor itirazda bulundu. Ben işin içinden çıkamadım. Evet. Yani dedi ki usulsüz sandık kurulu başkanı üyelerinin tespitini yaptık. Eksik bilgi var mı? Ne dersiniz? Şey, gelen gerekçeli karar değil ama kısa karar geldi mi size? Evet kısa karar. Sadi Güven imzalı. Şey geldi. A maddesi bir kısım sandık kurullarının ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı olarak oluşturulması ve bu hususun seçim sonucuna müessir olması nedeniyle seçimin iptaline, mazbatanın iptaline, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin 23 Haziran'da yapılmasına, kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusuna bulunulmasına. Bu haliyle ikna ediyor mu peki? Demin ikna etmesi gerekiyor. Bakın şimdi orada kritik bir cümle son iki üç cümle çok önemli. Seçimin sonucuna müessir. Bir o, kanuna ikinci... aykırı sandık kurulu görevlendirmeleri kanıtlar yapan ilçe seçim kurulu şimdi bakın, başkan, üyeleri, seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunun bulunulmasını yani diyor. Aslında Barış'ın biraz önce YSK kendi bu konuda hesap vermeyecek mi? Şimdi veriyor. Şeyinin ama şöyle cevabı. Bakın 41 kişilik soruşturmada itiraz edilen başkanlarla ilgili benim Yüksek Seçim Kurulu'ndan aldığım bilgiye göre bu başkanların neredeyse tamamının sandığından AKP'ye %50.7 oy çıkmış. Yani birinci çıkmış AKP bu sandıklardan. Ha bu sandıkların tamamından eğer muhalefet partisi birinci çıkmış olsaydı tamamından. Ama şimdi o zaman diyebilirdik ki. Ama söylediğin şey kontra bak. Bak hayır o zaman diyebilirdik ki. Ama şey pusulasından hangisi? İşte hayır AKP'nin büyükşehir adayına çıkmış. Tamamında dördüncü. Onu, onun mu? Evet. Oranı. 50.7 çıkmış. CHP de bu sandıklarda ortalama 46-47 almış. Son fıkrada YSK diyor ki ilçe seçim kurulu başkanlarına yani hakimlere. Evet. Siz bana sordunuz ettiniz. Evet. Ben size bir yol yöntem söyledim ama siz bunu yapmamışsınız. Evet.
Anlıyorum. Bunun hesabını vereceksiniz diyor. Niye böyle? Ben çünkü ilk sorusu yani şey ara karar ya, neydi? Ya tabii. Ara karar, en basit çok sade düşünelim. Bunu bile bile bir hakim niye yapmaz? Niye yapmaz? Niye yapmaz yani ya? İlk ara kararda şunu diyordu kasıt ya. Kasıt olmadığı sürece. Siz bunu nasıl yaptınız? Yani ben size bir şey söylemiştim. Siz bana bir şey sormuştunuz. Hani o Maltepe ve evet, Kartal'la Maltepe, ilgili. Kadıköy bir sürü yerde siz var. Sordunuz. Siz sordunuz. Ben de size cevap evet, vermiştim. Şimdi siz bunu böyle mi yaptınız? Sorusuna gelen belgelerden Yüksek Seçim Kurulu diyor ki ben sana bunu böyle dememiştim. Sen de başka yapmışsın. Ben de bununla ilgili senin hakkında suç duyurusunda evet, bulunuyorum ortada diyor. Ortada açık kanun da var. Yani burada artık ilçe seçim kurulu başkanları, üyeleri ve sorumlu müdürler ve sorumlu müdürleri dahi katıyor. Ve atananlara da bir burada şey var. Evet, evet. Yani bu seçim kurulu başkanlarının seçtiği kamu görevlisi olmayan kişiler hakkında da bir soruşturma olması, yani suç duyurusu olması bana şunu gösteriyor. Orada aynı zamanda o sandıklarda da bir usulsüzlük var. Yani tamam siz biz yani atandınız öyle veya böyle. İlçe seçim kurulları sizi atadı. Usule de uygun değildi ama siz de maşallah pek usule uygun hareket etmemişsiniz. İşte burada şey var ama oy sayım döküm cetvellerinin 100 küsüründe hiç imza yok. Bir kısım oy sayım döküm cetvellerinde ise hiçbir sayım döküm yok. Ama bu şimdi yurttaşın sorunu değil ki. Şimdi yurttaşın ay şöyle oluyor. Hayır ama yani orada AKP'nin mesela hayır, sandık ama, görevlisi ne ama yapıyor? Iyi ama de, burada karara bir dakika bak. Burada diğer seçmenin. Yurttaşın iradesinin yansıması hukuksuzsa. Anladım mı? Yani evet, o hukuksuz yansıyorsa buna itiraz ödesin edilmez mi? Şimdi Murat sandık açıldı. Sayım döküm işlemi gerçekleşti. AKP'nin orada temsilcisi var. Bu tutanak eğer altına imza atılmadan ilçe seçim kuruluna gittiyse oradaki AKP'li ve MHP'li görevli orada ne yapıyor? Orada katılıyorum ben. Ne yapıyor orada yani? Benim de ona itirazım yok. Bunu ben, hayır hocam seçime katıldıkları yerlerde var. Yok, örneğin Silivri'de var. Örneğin Beşiktaş'ta var. Parti de o görevlilerini de bir elden geçirsin bence. Ha ben diyorum AK Parti mi? Seçmen burada onu söylüyorum ben zaten. Ben yani, zaten onu söylüyorum. Barış diyorsun diyorum ki burada seçmen, AK Parti'nin özellikle Esenyurt. Seçmen burada benim günahım ne diyor yani. Evet ben değil seçmen mi olarak arkadaş benim günahım ne? Yani AKP'li görevli ya da CHP'li görevli. Hani kim imza atmamış bilmiyoruz eğer varsa böyle bir tutanak. İşini yapmamışsa ben niye gideyim bir daha Barış bir daha Bey, bir daha bir daha oyun başında kullanayım dedik ki kimin kusurlu olduğunu bilemiyoruz dedik. Yüksek Seçim Kurulu. Ama şimdi bir geldik. Yüksek Seçim Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu el bombasının pimini çekti, siyasetin kucağına attı. Yok, şöyle, kendi memurlarının kucağına yüksek bıraktı seçim gitti. Yüksek Seçim Kurulu şu an şunu söylüyor. Yüksek Seçim Kurulu benim alt kurullarım olan İlçe seçim kurulları kusurlu dura geldi. Onu i̇şte anlıyor. Yani demek. Faturayı onlara kesti diğer şimdi. Diğer tarafta da siyaseten AK Parti oralarda doğru düzgün adam bulunduramayıp ya veya itiraz etmediği için onun da kendi muhasebesi yapılacak. Yani şu an biz bu sonucun iki tane şeyini bulduk. Hayır ama şurada siyaset hayır kurumlarından da FETÖ temizlenecek. Buradan bu sonuç çıkacak. Ha işte yani hayır, ben bu ilçe seçim kurullarındaki bu başkanların, o bahsettiğiniz müdürlerin haklarında suç duyurusunda bulunan. Bir de bunların ilişkilerinin de tabii mutlaka ve mutlaka incelenmesi lazım. Çok bakın açık. FETÖ dediğiniz zaman bazıları böyle genel geçer bir şeyden bahsediyorum. Kesinlikle şey meclisi kastetmiyorum burayı. Böyle yarım ağız falan davranıyorlar tamam mı? Her şey böyle bir burun büküyorlar falan. Ya bu ülke 15 Temmuz operasyonunu yemiş bir ülke. Tabii. Yapmayın ne olur yani. O yüzden FETÖ'ye falan sakın kimse burun bükmesin. Bugün CHP tabanını da AK Parti tabanını da onların seçmenlerini de bu hale getiren yani şu konumu tabii bunların yüzünden ben yaşıyor Murat olabiliriz. Murat Bey iki başkan dönemi geçmiş. Bir terör örgütüyle olan ittifakı, ilişkisini sonlandırmamış. Evet. Türkiye'nin NATO ortaklığı, ilişkisi her şeye rağmen Türkiye'yi karşısına almayı göze alarak. Neyse o kendine, biz biliyoruz ya ne olduğunu. Evet, o evet projesini sürdürme kararını ortaya koymuş, ısrarını. Doğu Akdeniz'deki son tavrı net. Acaba içeride ona müzahir olabilecek, içeride bizi birbirimize düşürebilecek bir ortam için FETÖ'nün ne kadar kripto bizim bilmediğimiz onun çok iyi bildiği unsurlar varsa. Tabii ki. İmkan bulsa. Mümkün mü? Sokmaz mı devreye? Sokmaz olur mu? Yaşar hocam zaten en az maliyetli iş olur ya. Bir seçim sonucundan çıkartacağı siyasi iklim en az maliyetli iş olur. Hocam. Yani hocam şunu söyleyeceğim. Tırlar dolusu bak, şeyden daha o, az maliyetli. 15 Temmuz. Bakın bu Venezuela'daki o darbe girişimi olduğunda bu Amerika'nın maşası işte Guaido ile ilgili
işte tweetler atılıyor falan. Ben şöyle bir tweet attım, dedim ki ya bu en azından adam kendini deşifre etmiş, sivil tarafı yani. Evet. Bu örgütün sivil tarafı kendi adam böyle çıkmış ortaya. Biz 15 Temmuz'dan sonra sivil ayağını görebildik mi? Hayır. Siyaset ayağını görebildik mi? Hayır. Biz bunu bakın. Bunu istiyoruz. Ne listeler yayınladık değil mi Barış? Evet. Cumhurbaşkanı, başbakan falan belli miydi o listelerde? İsimlerin karşısında yazıyor muydu? Şey, Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürü'nün ismi belliydi. Eğer FETÖ kazansa o işi, başarabilse. Evet. O üst taraf yoktu. Biz hala bunları beceremedik. Bunları bilmiyoruz. Hala FETÖ'nün siyasi ayağı bu ülkenin içinde. Ama işte içinde, sen şimdi bak. Bankasya'ya 2 lira, 3 lira, 5 lira öyle onunla ya da böyle para yatırmış insanla uğraşırsan hakikaten bu işin buzdağının görünen yüzüyle uğraşırsın. Sadece onunla uğraşmayı kendine görev sayanı da bir incelemek onu gerekiyor. Onu da incelemek. Evet. Ben kesinlikle söylediğine katılıyorum. Yani olur adam gitmiş şöyle hakikaten ben milletvekiliyken bunlarla ilgili çok dilekçe geldi. Bunların hepsini Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'na da verdik. Çünkü parti bir talimat verdi bu tür gelen şikayetleri götürün değerlendirin diye. Örneğin çok basit, çok da hepimiz açısından sıkıntılı bir durum anlatayım. Yani FETÖ ile mücadele konusunda. Çok iyi tanıdığım solcu hatta sosyalist, Marksist bir memur tutuklandı. Annesi beni aradı. Bizim de hemşerimiz. Benim oğlumu dedi FETÖ'den aldılar. Ya nasıl olur sizin FETÖ ile ne ilginiz olur dedim. Bunu o dönem gittim Nurettin Canikli Bey'e de anlattım. Bizzat belgeleri de gösterdim. Vallahi dedi ki baylok mudur nedir ondan kullanıyormuş dedi. Bizim çocuk dedi evini bastılar. Bakın şimdi. Evinden dedi Marx'ın Lenin'in kitapları çıktı. Başka da bir şey çıkmadı dedi. Benim oğlum zaten solcu. Götürdüler cezaevine attılar. Hocam cezaevinde sıkıntı şöyle. FETÖ'cülerin koğuşuna atıyorlar. Sabah Marksist bu memuru namaza kaldırmak istiyorlar. Adam diyor ki arkadaş ben Marksistim benim ne ilgim olur namazda ben namaz kılmıyorum diyor. Hayır olur mu sen de işte bizimle namaz kıl falan. Ailesi beni aradı gittim rica ettim koğuşunu değiştirdiler. Çünkü adamın FETÖ'yle bir şeyi yok yani hakikaten ilgisi yok. 7 ay cezaevinde yattı 7 ay sonra ne oldu biliyor musun? HTS raporları bir geldi. Baylok kullanıyor diye bizim tutuklanan hemşerinin alt katındaki polis baylok kullanmış. Alt katındaki Wireless'ını bu da aynı apartmanda olduğu için oradan kullandığı için 7 ay Morbey'in olayı çıktı. 7 ay tabii 7 ay boş boşuna yattı. Ya şimdi o kadar tehlikeli bir iş ki. Bunu yurttaşa anlatamıyorsun. Şimdi sen hem o memur arkadaşa hem annesine hem ailesine FETÖ operasyonu dediğinde bu tür yanlışları insanların aklına i̇şte bu, hemen o geliyor. Bu iş için hep hatırlatma ihtiyacı doğuyor. FETÖ-metre. Tabii ki. Bu basındaki karşılığıyla bu bilgi değerlendirme sistemi bir algoritma. Cihat Yaycıpaşa bunu Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı geliştirdi. Evet. Deniz Kuvvetleri de mükemmel uyguladı. Deniz Kuvvetleri de müthiş karşılık buldu. Kara Kuvvetleri de uyguluyor şimdi. Şimdi onu bütün kurumların, siyaset, akademiya, medya, ekonomi, sivil toplum ne varsa girmedikleri yer kalmamıştı ki. Bunu yaparak mağduriyetler üretmeden. Ya mağduriyet üretmeden. Çünkü hocam 7 yani ayı abi, bakın 7 ayı o memur arkadaşımızın ya, cezaevinde ya, geçti. Ya cezaevinde solcu olduğunu, Marksist olduğunu anlatmaya çalıştı. Kanıtla. Ve şu anda bak daha da acısını KHK ile işten atıldığı için geri de dönemiyor. Mahkemeden beraat aldı. Beraat etti. Çünkü rapor bir geldi. Adamın hakikaten baylokla bir ilgisi yok. Alt kattaki polis kullanmış sonra polisle firar etmiş kayıp. Şimdi işe dönemiyor. Eşi de işe dönemiyor. İşte ve mühendis. Hemen mağduriyetlerin giderilmesi lazım. Şimdi bu hala aynı mağduriyetini bekliyor. O yüzden 41 kişi işte Bankasya'ya para yatırmış diye savcılık işte açıklama yapınca mükemmeliyet anlayışıyla yürümesinin bir boyutu da bu. Tabii, bu mağduriyetleri de bir an evvel. Yaratmamak lazım. Yaratmadan çözmek ve gidererek. Lazım. Hayır inandırıcılığını da kaybediyorsun. Bir soralım mı arkadaşlarımıza? Çünkü evet, İmamoğlu saat 22.30 civarında bir konuşma yapacaktı. Beylikdüzü'nde Sultanbeyli'den Beylikdüzü'ne gidebildiyse tabii. Yani. Bekliyoruz. Hala bir açıklama yok. Ama iftar sonrası yollar açık oluyor. Yollar açık biraz oluyor. Açıktı ama işte başlıyor ya biraz trafik. Peki bunu da konuşabilir miyiz? Yani iftar sofrasından ilk açıklamayı yapması sonra Beylikdüzü'nde eski belediye başkanı olduğu yerde seçim sürecini başlattı Ekrem Bey. Böyle diyebiliriz. Tabii ki canım. Orada iki sembol var aslında. Tabii. Birinci sembol bugün Sultanbeyli'ye gitmesi. Sultanbeyli bilmeyen yurttaşlarımız için hatırlatalım. Sultanbeyli Cumhuriyet Halk Partisi'nin en az oy aldığı yer. AK Parti'nin rekor oy aldığı yer. AK Parti'nin de rekor aldığı oy.
Ki biz oylarımızı 31 Mart'ta %100 artırdık. %100 artırmamıza rağmen %15'e çıkabildik. Yani %7'den %15'e çıkabildik. Şimdi en zayıf yerden siyasi yolculuğuna başladığı yere gidiyor. Ya yani işte bir siyasi sembolle aslında. Bu bir seçim startıdır. Tabii, bu onu gösteriyordur. Seçim startıdır. Seçim sürecine başladığının işaretidir Ekrem Bey'in. Ben Ekrem Bey'in zaten o açıklamalarından da bunu çok net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Bütün o 31 Mart'ta kadarki seçim sürecindeki o takındığı tavra helal getirecek hiçbir tavırda bulunmadı. Hiçbir açıklamada da bulunmadı. Sultanbeyli'ye de kendisi gitmek istemiş. Özellikle zaten, gitmek evet. istemiştir. Bellidir o. Hani bir iftar sofrası da bir semboldür o aynı zamanda. Hani mütedeyyin kesime yakınlığıyla da hep bilinir ya. İşte Eyüp Sultan'da dua etmesi, işte cuma namazına gitmesi falan bunların hepsi bir siyasetçinin yapması gereken de zaten şeylerdir bence. Bu bir seçim startı. Bu saatten sonra 23 Haziran'a kadar ne oluru birazcık belki de konuşmakta fayda var. O bahsettiğim sandığa gitmeyen AK Parti'ye tepki gösterdiğini düşündüğüm, bunu ben sadece düşünmüyorum, analizler bunu yaptı. Yani kamuoyu şirketlerinin, anket şirketlerinin analizleri sonucunda çıkan sonucu anlatıyorum ben de. Burada acaba o AK Partileri ikna edebilecek mi? AK Parti adayı ve AK Parti iktidarı. Ha gerçekten bir mağduriyet oluştuğuna inanan kesim ne yapacak ki? AK Parti'nin içinde bile olabilir bu kesim. Bir mağduriyet yaratıldığına inanan bir kesim AK Parti içinde bile olabilir. Ben çünkü 31 Mart seçimlerinde CHP'nin, bir daha tırnak içinde söyleyeyim yanlış anlaşılmasın diye, topuyla tüfeğiyle zaten seçime dört elle sarıldığını düşünüyorum. Müthiş bir, belki de bu seçimlere kadar yapılmayan bir organizasyonla zaten CHP gitti. Dediğim gibi 5-6 blokluk, %5-6'lık bir HDP oyu da onun yanındaydı. Ha bu saatten sonra CHP nasıl konsolide olur, daha ne gelir bilmiyorum. Ama bir tek şu olur, işte bahsettiğim o mağduriyetten kaynaklanan, çünkü AK Parti içinde buna gerçekten kızan, ne oluyor kardeşim adamlar kazandı ne yapıyorsunuz falan, hani sandık diyordunuz diyen de bir kesim var. Bunların belki tepki göstererek Ekrem Bey'e oy verebileceğini düşünüyorum ama işte bu bahsettiğim 1,5 milyon seçmeni ikna edebilirse onların bu seçim sürecinde çok önemli olur. Ama yani Murat, şunu gözden kaçırmayalım. Avaraj CHP'de şu an. Şunu gözden kaçırmayalım. CHP'nin bütün kampanyasına rağmen sandığa 31 Mart'ta gelmeyen CHP seçmeni de var. Muhakkak. Ben çünkü şimdi analizlere bakıyorum. 2,5 milyon AK Parti'de. Oy analizlerine bakıyorum. Tabii. Örneğin bizim belli ilçelerde oyumuz düşmüş. Kadıköy'de mesela. Evet. Tabii oyumuz düşmüş. Onlar onu neyle telafi etmişiz? HDP'den gelen ya da dışarıdan gelen, başka partilerden gelen, örneğin TKP'den, örneğin Bağımsız Türkiye Partisi'nden, örneğin Vatan Partisi'nden gelen oylarla telafi etmişiz. Evet. Eğer bu seçime her iki parti de aynı adaylarla girecek olursa, hakikaten belki de CHP de kendi seçmenini yeniden motive ederse, o az önce bahsettiğim kaygılardan ötürü, belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihinin rekor katılımlı bir seçimi olacak. Olabilir. Rekor katılımlı. Doğru, doğru. Çünkü bizim seçmenimizin bir kısmında özellikle 24 Haziran seçimlerinin yarattığı bir kırgınlık, kızgınlık ve küskünlük vardı 31 Mart seçimlerine giderken. Hem 24 Haziran seçim sürecini partimizin iyi idare edememesi, hem sonrasını doğru yönetememesi seçmenlerde, bizim seçmenimize şöyle bir duygu oluşturmuştu. Ya arkadaş, ben oy versem de vermesem de bir şey değişmiyor. Zaten seçimi de kaybettik. Ondan sonraki süreçte doğru yönetilmedi. Ben 31 Mart'ta oy vermeyeceğim demişti belli bir kesim. Vardır tabii. Bu Türkiye genelinde 1,5 oyluk bir puandı. 1,5 oy. Şimdi eğer Cumhuriyet Halk Partisi yarın seçimlere katılma ve Ekrem İmamoğlu'yla devam etme kararını alır ve bunu açıklarsa, seçmen de bu tavrın arkasında durursa, Türkiye tarihinin en yüksek katılımı olur. Ama tabii şu anda çeşitli bölgelerden videolar geliyor. Size de geliyordur. İşte Şişli'de, Kadıköy'de tencere tava protestolar oluyor. Bunlar da gayet doğaldır. Demokratik bir haktır. Çünkü YSK kararları mecburen uygulanıyor. İtiraz da edilemiyor ama protesto edilmesinin önünde bir şimdi engel yok. Şimdi tencere tava, ama şimdi bak o tencere tava da insanların aklına başka şeyler de getiriyor. Geziyi mi getiriyor? Getirir. Bak bu ne yapar biliyor musun? Hani gezi olaylarından sonra, olaylardan sonra o gezi, bir sürü şeyler ortaya çıktı ya.
Gezi olaylarının bile FETÖ tezgahı olduğu, orada o çadır yakanların FETÖ'cüler olduğu. Oradaki avantajı azaltır diye düşünüyorum. Evet. Yani bu İmamoğlu'na eksi yazar. Evet. Ben bu arada izninizle Emre'den bir söz alıp bir şey söyleyeyim. Biraz sonra Binali Yıldırım'ın açıklama yapması bekleniyor. Camiye girmişti, belli çıkışını belli bekliyorlar. Belli ki Ekrem İmamoğlu da herhalde Binali Yıldırım'ın açıklama yapmasını bekliyor. İki başkan adayı da eğer açıklama yaparken yaptıktan sonra beni burada izleyicilerimiz görmezse şaşırmasınlar. Evet, sen çünkü gideceksin. Ben saat 23'te hayır hemen Twitter'da şu başlayabilir. Aha. Bak Barış arkadaş bir şey söyledi. Yayından çıkarttı. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Evet, şuradan evet. söyleyeyim ben başka bir yayına da söz verdiğim için biraz sonra stüdyodan ayrılmak zorunda kalacağım. Bunu ben söyleyeyim de sonra kanal ilk günden hayırlı olsun. Bu arada öyle bir sıcak siyasette girdik ki hayırlı olsun da diyemedik. Çok teşekkür ederiz. Hakikaten hayırlı olsun. Çok modern, çok güzel bir ekran oluşturulmuş. Tanıdığımız arkadaşlarımız burada ve gayet de demokratik bir tartışma ortamı var. Umarım bundan sonra da aynı parlaklıkla, aynı ışığıyla yoluna devam eder. Bu arada Sayın Gülseven'i de tebrik edelim. Kanalın patronu, kendisiyle de tanıştık. Hakikaten zor bir dönemde medya sektörüne girdi ki aslında gazeteniz var, internet siteleriniz var, radyonuz da var diye evet, biliyorum. Radyo. Ama televizyon tabii başka bir mecra. Ona da hakikaten bu istihdamı ve bu yatırımı yaptığı için de buradan da teşekkür edelim. Evet, çünkü teşekkür hakikaten biz. Sektörümüz gitgide daralıyor. Doğru. Çok sayıda işsiz arkadaşımız var. Birçok arkadaşımın da burada işe başladığını, deneyimli gazetecilerin, deneyimli muhabirlerin işe başladığını da gördüm. Hakikaten de çok sevindim. İnşallah aynı bugünkü gibi yolunuza devam etme İnşallah. İmkanınız olur. Sağ ol, çok teşekkürler. Şimdi o zaman tekrar hatırlatalım. Biraz sonra sen bu stüdyoda olmayacaksın. Stüdyoyu terk etti, gitti gibi bir şeyler. Ama o noktaya geldiğimiz için oradan biraz bence yürümekte fayda var. Bakın hani YSK'nın kararı, işte ilçe seçim kurulları dedik, başkanlar dedik, müdürler dedik. Şimdi YSK'nın bu açıklamasının kodlarını da biraz analiz etmekte fayda var. Yani ilçe seçim kurulu başkanlarının ilişkileri, o sorumlu müdürlerin ilişkileri. Bakın onların soruşturulmasıyla birlikte ortaya çok daha ciddi, çok daha ilginç bir sonuç çıkabilir. Burada şunu da söylemeye çalışıyorum. Ön plana bunda da FETÖ'nün tabii onu kastediyorum. Çok net. Var mı diyorsun? FETÖ tezgahı ortaya çıkabilir. Ha bu noktada evet Barış'ın söyledikleri doğrudur. Seçmenin ne günahı vardır? Bitmiştir sandığa oyunu vermiştir. Hatta eğer böyle bir durum varsa siyasi partilerin ne günahı vardır? Ama bunu kamuoyuyla da bir an önce paylaşmaları gerekiyor. Ama bir dakika, 23 Haziran'a çok az bir süre kaldı. Ama işte soruşturma dediğiniz şeyde öyle küt diye. Ondan sonra bak hemen diyor ki Barış, bankasıya para yatırma. Şimdi böyle bir yaparsan o soruşturmayı bunlarla da karşı karşıya kalabilirsin. Yani KGS'den dolayı adam para yatırmış. Soruşturmayı derinlemesine ve titizlikle yapmasan bunlarla da karşı karşıya kalıp başka insanları mağdur edebilirsin. Telafisi yok çünkü. Çünkü telafisi yok. Çünkü çok de zor. Ankara seçimlerindeki stratejik hatalar. Çok özür dilerim. Tabii. Stratejik hata aradaki farkı ne kadar açtı? Yani Mansur Yavaş'la ilgili 2010-2011'deki bir soruşturma dosyasının kurumsal kimlikle AK Parti tarafından son hafta getirmesi müthiş yani stratejik hata. Yani sonuçlanamayan, kısa sürede sonuçlanamayan soruşturmalar vatandaş diyor ki yani bana bir Murat, şey bilgi verin. Murat Hocam'a katılıyorum. 23 Haziran'a yetiştirmek zorunda değilsiniz Değil. Bunu. Ama sen zaten artık bak, şunu söylemeye çalışıyorum Emre. Sen zaten bu kararı aldın. Buna itiraz da yok. Nihai karar budur. Siyasi partiler belli ki şu ana kadarki tablodan ortaya çıkarak söylüyorum ki CHP'nin de içinde olan, CHP'yi bütün damarlarına kadar bilen bir isim de karşımızda. Diyor ki katılacaktır seçime. Bizim genel başkanımızın bakış açısı. Genel eğilimi o yönde. Genel eğilimi bu yöndeydi diyor. Hem de Ekrem İmamoğlu'yla. Şimdi o zaman bir seçim yapılacak zaten. Ama bugünkü yaşadıklarımızın müsebbibini bulmak açısından. Tabii tabii. Ama burada Sayın Cumhurbaşkanımızın müthiş bir gerçekten yani bu konuda muhteşem bir karizması ve yeteneği yani topluma bir şey anlatabilmenin biz yani iki sayfada 10 dakikada anlatamadığımızı o bir dakikada anlatabilme yeteneği burada çok büyük bir avantaj AK Parti açısından. AK Parti'nin burada dezavantajları şu: birinin elinden bir şey alıyor. Bu dezavantaj. Buna sebep olan YSK yani bu kararı veren Yüksek Seçim Kurulu'nun alt kurullarının kabahati var. Bunu anlatması gerekir. Bu çok gerekir. Açık artık. Çok yani net. Bunu ancak Recep Tayyip Erdoğan gibi biri ancak anlatabilir zaten. Öteki türlü çok zor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin avantajı averajla başlıyor. Bir mağdur. İki bugüne kadar hata yapmadılar.
propaganda döneminde. Çok özür dilerim. Çok YSK'nın açıklamasından da yola çıkarak bunun bir CHP organizasyonu olmadığı da ortaya çıkıyor. Yok, zaten AKP'nin temsilcisi, tabloda. YSK temsilcisi CHP'nin bu kurumsal işin, bir şeyi hayır bu işin CHP ile bilgisi yok. Kurumsal anlamda söylüyor. Ama CHP'nin içine sızmışlar olabilir. Orada kurumsal şöyle, tabii, orada tabii. Şunu bir kere bence i̇şte şöyle o. Yapmak lazım. Bu YSK sonuçta bu kararı aldı. Bu tür boşlukları da bırakmamak lazım bundan sonraki seçimler. Şimdi şöyle bir şey olmaz hocam. Siz öğretmensiniz, hocasınız. Yani 2 kere 2 kaç eder basit anlatıyorum 4. 3,5 diyeni de geçirirseniz bu içtihat haline gelir artık. O zaman diyeceksin ki arkadaş sandık kurulu başkanı her koşulda devlet memuru olacak. Örnek her koşulda. Başka bir şeyi tanımıyorum. Yasanın ya da bu şartı kaldıracaksın. Şu an. Şu an yasanın şimdi koymuşsun yasayı lazım. Adam diyor ki Kadıköy'de 1000 sandık uymamış var 600 memur var. Hayır bu açık uymamış. Bak demin örnek verdim sana. Yani kanunu kaldırmış bankalardan alamazsın demiş. Adam kanunu uygulamıyor. Şimdi daha ne yapsın? Ama eksik var. Ne yapacak? 502 kişi eksik mesela Maltepe'de. Maltepe'de 502 memur eksik. Niye eksik? Onu alacak. Memur görev almak istemiyor. Tamam. Görev almak istemiyor. Zaten diyor. Şöyle olmuş. Sandık kurulu başkanlarını bulamayınca yani daha doğrusu sandık kurulu başkanını bulmuş örneğin. Sabah gelmemiş. Evet. Sabah sandık kurulu başkanı yedeğinin gelmeyince. Yedeğinin gelmesi lazım. Yedeği de gelmemiş. Yedeği gelmeyince diyor ya orada, diyor, orada sandık kurulu üyeleri arasından çekebilirsin. Tabii. Bu sefer almış oradan seçmiş. Ama orada sandık kurulu başkanlarının bu kadar gelmemesi de normal mi yani? İşte, bu kadar gelmiyor. Tabii. Şimdi burada sıkıntı şu. Siz niye gelmediniz? Mazeretiniz neydi? Kanunun da seçim kanununda YSK AK yeniden MHP'nin Maltepe ile Büyükçekmece'deki seçim sonuçlarına yönelik itirazını reddetti. Ha, o zaman sadece büyükşehir yapacak. Ya mesela bu yanlış oldu bana göre şimdi. Evet. Ki bekleniyordu. Yani, tersi bir karar bekleniyordu. Evet, ya çünkü aynı evet. gerekçelerle yapıldı. Aynı yani şimdi olmadı. Ya vallahi olmadı. Hayır bu bildiğimiz tabii. doğru değil mi? Maltepe evet. ve Büyükçekmece'de zaten ikisinin aynı evet, itiraz değil miydi? Gerekçeleri MHP, diğeri AK Parti. Aynı gerekçeler. Yani o da şunu gösteriyor. Buyurun şimdi. Siyaseten söyleyeyim. Ben çıkacağım için herkes sadece İstanbul Büyükşehir'e yüklenecek demektir olacak, bu. Tabii. Yani hakikaten büyük bir siyasi mücadele olacak. Tabii Ramazan ayını bu siyasi tartışmayla geçirmek de aslında hoş değil. Çünkü hani biz çocukluğumuzdan beri ve geleneklerimizden hep biliriz ki Ramazan'da bu, ülkedeki tansiyon barış aydır Ramazan. Bu arada Binal Yıldırım Binali geliyor. Yıldırım ben de çıkıyor. İzninizle Binal Yıldırım açıklamasına başlamadan izninizle ayrılayım. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Efendim merhabalar. Buyurun. YSK'nın bu yönde bir karar vermesini bekliyor muyuz? Yüksek Seçim Kurulu bir karar verdi. Bu karar 31 Mart'ta yapılan seçimlerin tekrar edilmesi. Peki seçimler YSK'ya neden gitti? Seçimler esnasında ve sonrasında tespit ettiğimiz bazı usulsüzlükler, yanlışlar, hileler, şaibeler dolayısıyla hukukun verdiği bütün süreçleri partimiz takip etti. İlçe, il seçim kurullarındaki süreçler tamamlandı ve nihayet Yüksek Seçim Kurulu'na bu konu getirildi ve uzun bir süreden beri de Yüksek Seçim Kurulu bildiğiniz gibi gerekli çalışmaları, araştırmaları yapıyor idi. Nihayet bugün elde edilen, hazırlanan rapor görüşüldü ve seçimlerin yenilenmesine, tekrar edilmesine karar verdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun yazılı kararı, resmi açıklaması henüz yayınlanmadı. Dolayısıyla gerekçeleri ne olduğunu şu anda bilmiyoruz. Bu konuda bir açıklama yapmak doğru olmaz. Tekrar edilecek seçimler 23 Haziran
tarihinde yapılacak. İstanbul için, İstanbullular için hayırlı uğurlu olsun. Baştan beri söylediğimiz bir şey var. Türkiye bir hukuk devleti. Dolayısıyla hukukun içerisinde seçimin patronu olan YSK kararını vermiştir. İki karar söz konusuydu. Ya iptal edilmesi ya da reddedilmesi. Baştan beri şahsım da rakibim de Yüksek Seçim Kurulu'nun kararının bağlayıcı olduğunu ve herkes için geçerli olacağını ifade etmiştir. İstanbul'umuz için hayırlı uğurlu olsun. Ülkede çocuklarımızın geleceği aydınlık olsun istiyoruz. Biz bu ülkede gençlerimiz başka ülkelerde hayal kursun istemiyoruz. İstemiyoruz. Bizim Ramazan ayında ettiğimiz dualar bunlar. İnsanlara bol bereket diledik. İnsanların işsizliğinin bu ülkede 5 milyonu aştığı bu çağda işsizliğin sona ermesini istedik. Dualarımız bunlar. Başka ne isteyebiliriz ki? Ramazan ayı İstanbul'a, İstanbullulara hizmet etmek için bu yola girdik. İnşallah bu YSK istifa sloganları atılmıştı İmamoğlu'nun konuşmasından. Bu arada aynı sürede konuştukları için şimdi tekrar Binali Yıldırım'ın konuşmasına devam edelim. Yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Efendim tam bu noktada 31 Mart seçimleri öncesi çok yoğun bir seçim kampanyası geçirmiştiniz. Yeni dönemde nasıl bir kampanya İstanbulluları bekliyor? Yol haritası belli mi? Arkadaşlar olay çok daha taze. Bunları tabii parti kurullarımızda, teşkilatlarımızda konuşacağız, görüşeceğiz. Ve ona göre kampanyamızın çerçevesini belirleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi biz gerginlikten değil, ayrıştırmadan değil, kucaklamaçlıktan, birleştirmekten yanayız. Bu ülke hepimize yeter. Bu ülkedeki farklılıklarımız bizim zenginliğimizdir. Her türlü düşünce, her türlü inanış, her türlü yaşayış bu güzel şehrin, dünya şehri İstanbul'un en önemli zenginliğidir. Bu hassasiyetlerimize bundan önce olduğu gibi bundan sonra da dikkat edeceğiz ve 15 milyon İstanbulluyu kucaklayacağız, birleştireceğiz ve İstanbul'a yapacağımız hizmetleri onlarla paylaşacağız. Efendim, ve de desteklerini isteyeceğiz. Teşekkür ederim. Vatanın iptali yönünde de bir karar verdi Yüksek Seçim. Ben AK Partili hemşehrilerimin de oyunu istiyorum. Evet, ben, aynı anda konuştukları ben, için ben, İmamoğlu'nun konuşmasına da bir kulak verelim. Ben hemşehrilerimin de oyunu istiyorum dedim. Ben yu yok, anlaşalım. Bizim meydanlarımızda artık yu yok. Bizim meydanlarımızda sevgi var. Onlar bizden çatışma isteyecek. Kötü söz duymak isteyecek. Biz ısrarla bu milletin kavga etmesini istemeyen, bu milletin kucaklaşmasını isteyen insanlar olarak ısrarla kucaklaşacağız. Israrla kucaklaşacağız. Asla
Biz ne dedik? Evet, AK Partili hemşehrilerimin de oyunu istiyorum. MHP'li hemşehrilerimin de oyunu istiyorum. HDP'li kardeşlerimin de oyunu istiyorum. Ben bütün siyasi partilere oy vermiş herkesin oyunu istiyorum. Hem de yürekten. Yola çıktığımızda medya yanımızda yoktu. Devletin hiçbir imkanı yanımızda yoktu. Bizim yanımızda siz vardınız, siz. Siz vardınız. Halk vardı. Bizim bu şehrin. İki tarafta açıklamalarını yaptı. Yani Binali Yıldırım zaten camiden çıktıktan sonra konuşacağının sinyallerini vermişti. Birleştireceğiz, bütünleştireceğiz dedi. Yine biraz itidalli şey. Evet, evet. Öbür tarafta da İmamoğlu seçim, evet, seçim startı dediğiniz gibi sanki bir mitingdeymişiz gibi konuşmaya devam ediyor. YSK istifa sloganları altında zaten bu konuşma gerçekleşti. Evet. Hemen ardından da bütün partilere oy veren seçmenlerin oyuna talibim dedi. Bir seçim konuşması, işte seçim startı yeniden başladı gibi. Burada bütün partilerin ismini de tek tek zikretti. HDP'den MHP'ye kadar. Daha önce bana oy vermemiş olan seçmenler varsa HDP'nin oyunu da istiyorum. HDP'nin MHP'nin oyunu da istiyorum. Gelen alkış AK Parti'nin de oyunu istiyorum. Ciddi bir alkış vardı. Orada biraz dikkatimi çekti. Yani demek ki HDP tabanından da bayağı isim var. Ekrem Bey'i takip eden orada. Ama iki tarafta da konuşmalar böyle, tabii Binali Yıldırım sadece gazetecilere konuştuğu için orada birleştireceğiz mesajı var. İmamoğlu'da bazı yerlerde yuhlamalar oldu. Onlara da kürsüden şey yaptı, uyarıda bulundular. Şimdi Sayın Yaşar Hacı Salihoğlu, iki tarafı da dinledik. Şimdi burada tek bir suçlu mu aranıyor acaba? Bütün suçlar YSK'ya mı yüklenecek? Şimdi tabii siyaset bunu kullanacak. Özellikle İmamoğlu cephesi doğal olarak işte biz mağdur edildik. Burada ortada kayda değer bir usulsüzlük yoktu. AK Parti'de biz mağdur. Bir şey siyasi yapmak. Karardır falan diyecek. Ama bunu yapmamalarını dilerim. Niye? Eğer hepimizin birer seçmen olarak yine başa dönelim. Bu usulsüzlüğün ben böyle hani sıradan bir hakimin gözden kaçması falan olacağını hiç asla düşünmüyorum. Ama yine söylüyorum, açığa çıkacak itiraflarıyla, bağlantılarıyla, bütün yapısıyla ortaya çıkacak. O zaman söylediğiniz sözlerin ağırlığın altında kalırsınız. Yani burada büyük laflar etmemek lazım. Halka güveneceksiniz. Tekrar seçimse tekrar seçim. Biz hukuka güveniyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'na da güveniyoruz. Bu kurumlarla yürüteceğiz bu işi. Gerekçeli kararları çıkar tek tek. Şunu katılmıyoruz. Şu kanıtın yetersizliğini görüyoruz. Burada da söyleyecek sözümüz yok. Hakikaten burada haklılar. Böyle bir dil istiyoruz. Sevgi dili odur. Bakın gerçekten siyasette bir sevgi diliyse budur. Ve bunu bir kişiyle falan yapamazsınız. Bunu topyekun. Kızılay'a çıktığınızda yüzünüze tükürürler. Bu üslup değil. Aynı zat Cumhuriyet Gazetesi'nin FETÖ davasında İstanbul Adliyesi'nin önünde bu dosyadan dedi. Şu MİT tırları, kumpası FETÖ'nün. Ona inanmış o. Kumpas olduğuna? Evet. Hayır. Olmadığına. Olmadığına inanmış. O silahların DAEŞ'e, IŞİD'e gittiğine inanmış. Ve orada bu dosyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası mahkemelerde yargılanacaktır dedi. Şimdi yine bir ara, yani bir nokta virgül nokta vermiyoruz da yeniden bir İmamoğlu'nun sözlerine bir kulak verelim. 31 Mart'tan sonra akıllarındaki tüm şeytanlıkları, akıllarındaki tüm şaibeli işleri kendileri kazanamayınca gerekçe olarak ürettiler. Biliyor musun? Açıklama yapsın.
kararlı olmasaydık, hani söylediler ya, sabah günün kör vaktinde 31 Mart'ın bir gün sonrasında inanın ki çıkıp Atalan Üsküdar'ı geçti diyeceklerdi. Dedirtmedik. 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 Değerli hemşerilerim, değerli dostlarım, demokrasi mücadele verdir, mücadelesi verdiniz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dediniz. Tek doğru hakimiyeti milliye dedik. Bu ilkelerimizden asla taviz vermedik, vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz. Bu ülke demokrasi için, cumhuriyet için inanın son anına kadar mücadele edecek 82 milyon vatanseverle dolu. Tam 82 milyon. Tam 82 milyon. Değerli dostlarım, güzel insanlar, güzel hemşerilerim, 31 Mart'tan sonraki bu süreçte kendileri gerekçe tutturamayınca karar vericileri etki altına almaya çalıştılar. Yüksek Seçim Kurulu'nu gün ve gün farklı farklı itirazlarla, farklı farklı gerekçelerle etki altına almaya, tehdit etmeye başladılar. Buna boyun eğdiler. Ben Yüksek Seçim Kurulu'nu kınıyorum. 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 Şimdi Yüksek Seçim Kurulu karar açıklıyor. Karar açıklıyor. Efendim neymiş? Sandık kurullarına yapılan olağanüstü itiraza göre seçimi iptal etmişmiş. Ya kardeşim, aynı kurullarla geçen yıl Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçtin. Aynı kurullarla referandum yaptın, anayasa değişti. O zaman anayasada şaibelidir, cumhurbaşkanlığı seçimi de. Şaibeli olduğunu düşünmüyorsanız, sahibeli olduğunu düşünmüyorsanız ki bizim İstanbul seçimlerinin anamın ak sütü kadar helal olduğunu biliyorum. Bu millet bizi seçmiştir. Şu anda size bir söz söyleyeceğim. Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var. Biz adalete susamış, demokrasiye inancı tam Türk gençliğiyiz. Bu millete, özgürlüklerine, demokrasisine kimse ama kimse engel olamaz. Bu ülkede karar vericiler gaflet, dalalet, hatta ihanet içinde olabilirler.
Ama biz asla vazgeçmeyeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü ben biliyorum ki bu yolu yürürken ben asla yalnız yürümeyeceğim. Ben 16 milyon İstanbulluyla yürüyeceğim. Ben artık inanıyorum ki toplumun tamamının vicdanı bizimle. Bütün Türkiye'nin, vatanın her yerinden, 81 ilinden, doğusundan, güneydoğusundan, Doğu Anadolu'ndan Karadeniz'ine, Ege'sinden Marmara'ya, Trakya'ya, İç Anadolu'dan Akdeniz'e, kısacası bütün Türkiye'nin vicdanı, bütün Türkiye'nin adalet duygusu bizimle beraber. Ben bunu biliyorum. Ben bunu biliyorum. Demokrasimizi, cumhuriyetimizi, bu ülkenin, bu şehrin dünyaya olan itibarını ayaklar altına almak isteyenler olabilir. Ama biz bu milletin evlatları, 82 milyon insan, bir avuç insana asla bu değerlerini yok ettirmeyecek. Bir avuç insan, bir avuç. Değerli dostlarım, biz asla vazgeçmeyeceğiz. Biz süreci en sağlıklı şekilde yönetmeye kararlıyız. Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları devam ediyor. Şimdi bir yandan yani bunu mesela arşivden gelecekte izlediğimiz zaman sanki bir cumhurbaşkanlığı seçiminin bir meydanlardan yapılan bir anonsmuş gibi geliyor ama değil mi? Çünkü oradan, Kars'tan, başka yerden yani İstanbul'un aslında kozmopolit bir şehir olduğunu, İstanbul'un aslında Türkiye olduğunu, aynen AK Parti'de başta Cumhurbaşkanı olmak üzere herkesin söylediği şekilde değil mi? Yani bir İstanbul seçimi değil, bir yerel seçim de değil, bir genel seçim, bir genel seçim konuşması. Var. Yani miting, hatta böyle bir İstanbul mitingi havasında bütün yani şu an seçim startını vermiş durumda İmamoğlu. Çok hani beklemiyorlar gibi de değil. Toplantısından işte yok boykot kararı çıkar, yok erken gene, öyle bir şey olmadı. Yok, çok net bir şekilde çok, ortada. Niye boykot yani kararı çok hazırlıklı da geldi bana. Yok evet yani konuşmanın belli bir yerinde kravatını çıkarıp, ceketini çıkarıp kollara tam bir seçim hazırlığıdır. Yani. Siyasi iletişim çalışması olduğu çok açık. Evet yani sahur iftar fakat sofrasıyla başlıyor olması. Ben iyi de buluyorum ama şey bekliyorum artık bundan sonra. Çünkü yerel seçim boyunca anlatmaya çalıştık. Türkiye bir beka mücadelesi içinde kardeşim. Bunun yereli geneli yok. Bu bir istiklal mücadelesi. Belki kavram doğru seçilmemişti. Beka'yı bir de anlatmakla uğraştık. Türkçe evet. Karşılığı şudur budur. Ya bu evet. Bin yıllık mücadele. Yani somut önümüzde. Ekonomi aynı şekilde onun bir parçası. Şimdi gerçek anlamda siyasi duruşlarını görmek isteyeceğiz. Ben merak ediyorum. İşte yarınki yazımı da ona ayırdım. Merak ediyorum. Gerçekten Doğu Akdeniz'deki bu mücadelemizde bizi kıstırmaya çalışanlara ne diyorsunuz? Evet, evet. Şu Suriye'nin kuzeyine ne diyorsunuz şu PKK-PYD ilişkisine? Şu FETÖ mücadelesinin kılcallarına evet, kadar bu mücadelede neredesiniz? NATO toplantısı oldu. Tabii, S-400'lerle ilgili. Kısacası emperyalizme karşı büyük bir mücadelenin içindeyiz. Safınız neresidir? Bunu görmek istiyoruz. Bakın Trump'ın bir tweet'i, Çin'le ilgili tweet'i tabii. Yine bizi etkiledi evet. Bakın. Yani Türkiye'nin mücadelesi aslında yeniden hem katmerlenerek hem biz çarpışa vuruşa vuruşa buraya geldik. Yani dolayısıyla bu mücadelede herkese ihtiyaç var.
hep söylüyoruz. İç cephenin tunç olma halidir bizi dipdiri ayakta tutacak. Hiçbir kimsenin bileğini bükemeyecek yegane cephe orasıdır. Yoksa dışarıda Mehmetçiğin bileğini kim bükebilir? İçeriden vurulmayalım. Esas odur. Biz bu mücadeleyi niçin veriyoruz? Saygı görmek istiyoruz. Sen S-400 meselesini nasıl olur da Türkiye'yi tehdit noktasına getirirsin? Türkiye'nin sanayi modeli değişti. Savunma sanayinde üretim esaslı bir yapıya dönüştü. O geçti. Soğuk Savaş döneminde silah pazarıydık. İstediğinizi dayatırdınız, teknolojisini de vermezdiniz. Size bağımlı kılmıştınız. Şimdi öyle bir şey yok. Ortak üretim vaadiyle alıyoruz bunu. Ver Patriot'ları, vazgeçelim ondan. Aynı şekilde üretimi de birlikte yapalım. Mesele budur. Rusya'ya aşık olduğumuzdan falan vermiyor. Değil. Şimdi buralar önemli. Türkiye'nin sorunları buralarda. Dimdik ayaktayız biz. Teslim de olmayacağız hiç kuşkusuz buradan. Umutsuzluk falan cümleleri değil bunlar. Dolayısıyla benim için bir önemi yoktu ki. Yani Ekrem Bey de oturabilirdi o koltukta, başkası da. Ama ben şunu merak ederdim. Orası da bir mevzidir. Orada da bu emperyalizme karşı mücadelede benimle dimdik ayakta mısın? Orada mısın? Şu HDP'yi yönetenler, oy verenler demiyorum. Yönetenler, bir türlü o küresel emperyalizmin, o terör baronlarının maşalarından kendilerini kurtarmayanlarla niye birlikte anılıyorsun kardeşim? Niye senin sırtından kurşun attırıyorsun onlara? Bunlara kızıyordum. Kürt halkını özgürleştirsene, sen de bir siyasi partisin desene. İktidar partisiyle HDP arasına sıkışma. Adres benim. Ben şu politikamla senin adresim olmaya hazırım. Niye o zahmete girmiyorsun? Kolaya kaçıyorsun. Taşıyıcı annelik yapıyorsun. Her seçimde bunu yürütüyorsun. Ondan sonra da seçimi kazandın oluyor. HDP burada bir aday çıkarsaydı. Geçenki Süreyya söyleyin. Süreyya ağırlığında biri. Sonuçta parti içerisinde bir ağırlığı olan biri o. Bu sonuç çıkmayacaktı. İttifak denilen müesseseleşen bu yapı olmasaydı bu sonuçlar çıkmayacaktı. Bunlardan hep siyasi sonuçlar çıkartmak gerekiyor. O açıdan dönem yeni bir sayfa açılıyor. Evet, bu mücadeledir herkes için. Umut ediyor ve diliyoruz ki Türkiye'nin bu haklı davasında herkes katkı sağlasın, ona köstek olmasın. Yerel seçimin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın koltuğunun Türkiye'den daha büyük bir yanı yok. Bunu net saptayalım. Bu önemli. Sevgi dili dedim. Bunu herkesin kullanması gerekir. Başta o Engin Altay meselesinde o örneği verdim. Şimdi tweetlerde görüyorum. Yani şimdi bunu da yine bir CHP'li biri atıyor. Yani bu süreçte bomba patlarsa, terör hortlar toplumu terörize ederseler müsebbibi bellidir diye. YSK bağlantı kurarak. Şimdi o provokasyonlara hiç zaten değinmeyelim. Zaten alanlarda da bunu şimdi İmamoğlu söyledi. Sükunet dedi, şey dedi. Bunlara da müsaade etmemesi gerekir. Kimse burada yetkili ve bir parti disiplini içerisinde bunu yürümesi gerekir. Bu burada ama zaten parti meselesi değil bu. Yani bu tamamen ülkeyle ilgili bir şey. Aynen. O yüzden oymuş buymuş böyle propagandalara hiç gerek yok. Şeye de gerek yok, provokasyonlara. Bunlar saçma sapan. Şimdi yavaş yavaş toparlayacağız. Programımızın sonuna geliyoruz ama Pınar Hacı Bektaşoğlu. Şimdi yaklaşık kaç 3-4 saattir bu sıcak dakikaların açıklandığı dakikalardan itibaren konuştuk. Hepsini masaya yatırdık. Bu arada ardı ardına açıklamalar da geldi. Yeni bilgiler de geldi. Şimdi sizin de son sözünüzü alayım. Sonra da Sayın Kerkitlioğlu'ndan da. Ben aslında tabii ki ya buraya hiçbir taraf kimliğimize çıkmıyoruz. Hukukçu kimliğimiz ve onun ötesinde bu bizim de bu ülkenin sadece bir ferdi olma, vatandaş olma kimliğimizin değerini bilerek çıkıyoruz. Ve biz ben bütün bu programlarda hep şunu söyledim. Geçtiğimiz süreç, Yaşar Hoca'nın anlattığı dışarıda ve içerideki durumumuz, Türkiye'nin güçlü bir ülke liderliğine ihtiyaç duyuyoruz. Yani Türkiye güçlü bir lider, Cumhurbaşkanı tarafından gerçekten dışarıda ve içeride belli problemlerde onun liderliğiyle birlikte bütün toplumun, bütün katmanlarının, bütün partilerinin birbirlerini düşmanlaştırmadığı bir sürece bizim ihtiyacımız var. Ben bu seçim yenilenme meselesi gündeme geldiği günden itibaren bizim bu duruşumuza, yani Cumhurbaşkanı'nın
Cumhurbaşkanımızla birlikte yürüdüğümüz dünya siyasetindeki yerimizle ilgili ve ülke içinde de bütün parti ve bütün toplum katmanlarıyla bir araya gelme hasletimize bir sıkıntı yaratır mı diye ben her zaman bu yenilemeye biraz tereddütle baktım. O halen de içimde o tereddüt var. Bir belediyeyi yönetmek, İstanbul'da bizim altyapı, yol, bilmem trafik sorunlarımızın çözümüne yönelik bir amaç, bu kadar yüksek değerlerin üstüne çıkmaması gerekir. Ona kurban edilmeyecek kadar çok zor bir dönemden geçiyoruz. Cumhurbaşkanımızın dünya temsilinde bizi temsil noktasındaki o duruşuna halel getirmeden sadece bir şehri almak adına bu ülkenin demokrasisini, hukukunu, işte kurumlarını bu kadar, yani çok tartışmaya açmamak gerekir. Bu yenileme öyle bir şeye sebep olursa gerçekten telafisini mümkün olmayabilir. Seçimler A partisi kazanır, B partisi kazanır. Cumhuriyet Halk Partisi de bu ülkenin tabii ki bir değeridir, ana muhalefetidir. 20 milyonu o da bir yerde temsil ediyordur. Ama Erdoğan'la birlikte yürüdüğümüz bu yürüyüşün Cumhuriyet Halk Partisi'ni dışlamadan, HDP seçmenini dışlamadan, bütün İyi Parti'yi, MHP'yi de yanına alacak bir atmosferde gitmesi lazım. Ben bu kadar sıkıntıların olduğu bir dönemde Türkiye İttifakı söyleminin, Cumhurbaşkanımız tarafından ortaya atılan söyleminin altının boş olmadığına inanmak istiyorum. Ve bu yenileme döneminin, seçim 23 Haziran'a kadarki dönemde bu birliktelik oluşmadı ama o duyguyu tahkim kılacak bir sürecin olması gerektiğine inanıyorum. Suriye meselesi, S-4 meselesi, Kıbrıs meselesi, bütün bunların Cumhurbaşkanımızın o lider duruşunu daha da güçlü tuttuğuna dair, demokrasimizin, hukukumuzun yanında olduğuna dair imajını zedelememesi gerekir. Sayın Hacı Bektaşoğlu. Ben en çok orada üzülürüm. Yani o demokratik ve hukuk temelli yürüyüşte sıkıntı olursa. Son sözü Kerkitlioğlu'na vereceğim ama demin hani çıkışına denk gelmiştik. Çok YSK Başkanı'nın konuşmasını duyamamıştık. Evet. Ama orada da kısa bir şey söylemiş. Tüm üyelerle karar alındı demiş YSK Başkanı ve süreç sona erdi artık demiş. Bunu da son dakika bilgisi olarak değil de hani orada yetkili isim, yetkili ismin ağzından da duymak artık tabii. Ağzından çıkan son cümleler diye düşünelim ve programın da son cümleleri için. Valla ben ne diyeyim, konuklarımız zaten son cümleleri oldukça iyi özetlediler durumu. Ortada yenilenecek bir seçim var. Mazbatası iptal edilen bir isim var. O yüzden böyle tepkili olması ben gayet normal karşılıyorum. Sonuç itibariyle nedeni ne olursa olsun mazbatası elinden alınmış bir başkandan bahsediyoruz. Böyle tepki göstermesi normaldir. Bir daha tekrar ediyorum. YSK'nın ilk açıklaması bize çok ilginç bazı ipuçları veriyor. Burada başka bir tezgahın döndüğü yolunda bazı ipuçları veriyor ve bu tezgahtan yani evet, bir tek mağdur olan millet. Hani ne olacak? Bir daha seçim işte olacak. Bir de işte seçimleri biz bambaşka bir anlam taşıyoruz. Başka bir anlama götürüyoruz ve bu da gerçekten çok ciddi sorunlarımızı kenarda bırakmamıza neden oluyor. Bunlarla çok fazla uğraşamıyoruz. İşte özetlediler konuklarımız zaten ne sorunlarımız olduğunu. Bir an önce bunların bitip evet, İstanbul hiçbir zaman Türkiye değil. Türkiye'nin çok önemli ama çok ciddi sorun başlıkları var. Bunlara bir an önce el atmamız gerekiyor. Bu vatan hepimizin. Önce onu bilmemiz lazım. Bu vatan CHP'lisinin de, MHP'lisinin de, İyi Partisi'nin, Saadet Partisi, DSP, AK Partilisinin de. O yüzden birbirimizi kırmadan, böyle tencere tavalar falan, yani tamam bir protesto biçimidir ama bunlar da yani ortalığı böyle velveleye vermenin de bir anlamı yok. Bakın bir diğer aday nasıl güçlü bir şekilde miting alanında kendisine ne kadar güvendiğini
ve 23 Haziran'a da hazır olduğunu zaten ortaya koyuyor. Evet. Gidersiniz, desteklersiniz. Yarın da yoğun gün partiler için bakalım MYK'da, bakalım MYK'lar milletvekilleriyle var. Yapılacak olan toplantılarda CHP'de değil mi, neler konuşulacak. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Kerkitlioğlu, Sayın Hacı Bektaşoğlu, Sayın Hacı Salihoğlu, kanalı yeni açanlar varsa ve Barış Arkadaş da gazeteci, aynı zamanda 25. 26. dönem CHP milletvekili, programımızın başından beri bizlerle birlikteydi. Ancak 11 gibi başka bir kanala da söz verdiği için aramızdan ayrıldı. Onu da hemen aktaralım ve tekrar hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin yeni yüzlere ihtiyacı olmuştur. Siz de onu dolduracağınıza eminiz. Çok yüzü gülen kıymetli insanları bir araya geldiniz. Yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Aynı dilekleri ben de. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. İlk programımıza da katıldığınız için ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Biz bu programı burada noktalıyoruz ama biraz sonra Hilal Ergenekon yarından önce programıyla sizlerin karşısında olacak. Yarın akşam ben ana haberde tekrar sizlerle birlikteyim. İyi akşamlar, hoşça kalın.